Emrek Hanım, Sayın Yüksek Okul Müdürlerim, üniversitemizin kıymetli yöneticileri, saygıdeğer hocalarım, değerli misafirler ve kıymetli öğrencilerimiz. Afsu Kitap ve Söyleşi Topluluğu tarafından düzenlenen ve Sayın Doçent Doktor Yavuz Dizdar'ı konuk ettiğimiz Tükettiklerimiz ve Tükenen Hayatımız konulu söyleşimize hoş geldiniz. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Sayın Topluluk Danışmanımız Doçent Doktor Hasan Camcı'yı kürsüye davet ediyorum. Sayın Dekanım ve değerli hocalarım, kıymetli katılımcılar, öncelikle geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bizim hikayemiz yaklaşık bir 3-4 ay önce başladı. Ekim ayında bu topluluğu kurduk. Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde kurulan bir topluluk bu. Öğrenci arkadaşlarla birlikte okuduğumuz kitaptan beğendiğimiz bölümleri pasajlar şeklinde okuyup fikir alışverişinde bulunuyoruz. Sonra bu etkinlikleri biraz daha büyütelim diye düşündük. Ve çağırmayı istediğimiz ilk kişi Yavuz Hoca oldu. O da bugün sağ olsun bizi kırmadı ve buraya geldi. Sizin huzurlarınızda ona tekrar teşekkür ediyorum. Sözü çok uzatmadan Yavuz Hocama devrediyorum. Teşekkür ederim. Sayın hocamıza konuşmalar için teşekkür ediyorum. Kendini sahneye davet etmeden önce değerli hocamızı kısaca tanıtmak isterim. Yavuz Dizdar 1964'te İstanbul'da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'ndeki orta eğitimini 1982'de, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki eğitimini 1988'de tamamladı. Tıp eğitiminin ardından o yıllarda Siirt'e bağlı olan Batman'da yaklaşık bir yıl mecburi hizmet yaptı. 1989-1992 yıllarında İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı'nda ilaç bilimi üzerine, 1992-1996 yıllarında Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı'nda kanser üzerine uzmanlık eğitimini tamamladı. Bu eğitimlerin yanı sıra İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü'nde kanser biyolojisi ve immünoloji doktorası unvanını aldı. Halen aynı enstitüde radyasyon onkolojisi uzmanı olarak çalışmaktadır. Dizdar tıbbi çalışmalarına paralel olarak 1990'lardan bu yana Dünya Gazetesi'nde sağlık ekonomisi ve politikası konusunda yazılar yazmaktadır. İstanbul Üniversitesi'ne ve üniversite eğitimine yönelik yazılarının yer aldığı fakülte dergisi 2008 yılından beri yayın hayatındadır. Bireysel çalışmaların amacı bilimde yeni düşüncenin desteklenmesidir. Faaliyetlerinin bütünü hakkaniyetli, bağımsız ve sürdürülebilir bir yaşam başlığı altında özetlenebilir. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Sayın Doçent Doktor Yavuz Dizdar sahneye davet ediyorum. Full katılımlı bir şey. O yüzden önce bir fotoğraf çekeyim. Çünkü sonra kaynağı veriyor. Fotoğrafı çekeyim. Önce ben çekeyim ki. Şöyle. Bazen kaynıyor. Ondan sonra diyorum bunları olur. Sonra yaparız. Yaparız sonra. Sonra yaparız. Şimdi efendim hoş geldiniz. Aslında buraya gelirken güzel bir yolculuk yaptık, onu söyleyeyim size. Bir ihtimal gün gelebilirdik, daha doğrusu evvelsi gün gelebilirdik. Fakat dün gelmek daha uygun oldu. Ben isterdim ki birkaç gün daha bir arada olabilirim. Fakat benim çalışma arkadaşım bu hafta izinliydi. Onu da zaten söyledi. Ben de mecburen bir gün daha kalabilmek için dün otobüsle geldim. Gayet de güzel oldu. Akşam da son derece güzel bir sohbetten sonra bugün bir aradayız. Şimdi benim size anlatabileceğim bir yer şey var. Grubun içerisinde bildiğim kadarıyla Eczacılık Fakültesi var, Diş Hekimliği Fakültesi var, Tıp Fakültesi var. Dolayısıyla 3 aşağı 5 yukarı herkes meslektaş. Ben de meslektaşınızım. Bu meslektaşlıktan kastım ben farmakolojiyle başladım, ilaç bilimiyle başladım. Hikayenin aslı şöyle, lise eğitimi fena değildi. Son sene birazcık böyle işler üstüme kaldı, hep işler üstüme kaldı. Beni buraya getiren nedenler de aslında üstüme kalmış olan nedenlerdir. Yani ben öyle sağlıklı beslenirim falan filan şeklinde birisi değilim. Hep söylüyorum bunu. Herkesin kendine göre bir yaşam rutini var. Uzun yaşamanın da çok çok iyi olduğundan emin değilim. Çünkü ben anne babamı gördüm. 75 yaşında ikisi birden Alzheimer olunca tek çocuk olarak aslında sağlıklı uzun yaşam tamam ama hani çok uzun yaşam çivi çakalım kısmı yalnız. Çünkü arkadan gelenlere de bir yer açmak gerekiyor. Bunun örneğini birkaç tane slide size vermeye çalışacağım. Çünkü bu konuşmaların birkaç tane versiyonu var.
Burada bilimsel bir konuşma yapmak düşüncesi bir kenarda duruyordu. Ona da değineceğiz. Vakit olarak bir sıkıntımız yok. Tercih olarak aslında ben size biraz kendi kendimden bahsettikten ardından mikrofon ya da mikrofon dolaştırmadan sizden alacağım sorular üzerine gidersem, sizin merakınızı toplayabilirsem o şekilde gitmek en verimlisi oluyor. Aklınıza gelen herhangi bir şeyi sorabilirsiniz. Benim hikayem de şöyle başlıyor. 82 yılında İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olurken aslında o seneyi yıllık çıkartmak, baloyu düzenlemek, çayı düzenlemek falan üzerine biraz haylaz geçirmiştim. Ben liseyi çok sevdim. Bugün bile ne zamana dönmek istiyorsunuz derseniz doğrudan ortaokul lise günlerime dönmek isterim derim. Hala da bunlar en iyi arkadaşlarımdır, en yakın arkadaş çevresi. Arkasından bir şekilde İstanbul Tıp Fakültesi'ne girdik. 8 tane tercih yaptım. Aslında sonuncu tercihi hissediyordum olsa keşke diye de onu da yaptım öyle. O Boğaziçi Fizik'ti. Boğaziçi Fizik, ben teorik fizikçi olmak istiyordum. Onu yapabilen içimiz de İbrahim Semiz oldu. İbrahim Semiz Marmara Bölge Birincisi'ydi. Boğaziçi Fizik'e girdi, sınıfı da atladı. Ondan sonra yayında doktora da yaptı. Hala hazırda da Boğaziçi'nde öğretim üyesi olarak, profesör olarak devam etmekte. Ben ise tıp fakültesine girdim. İlk 3 seneyi idare ettim. Sorun yok. Öğrenmek gerekenin öğrenilmesinden yanayım. Yani ezberleyip geçmemenizi tavsiye ederim. Başladıktan sonra, hepiniz için geçerli bu. İkinci sınıfta Sami Zanlı sevgili anatomi hocamız dedi ki, en son aklınızda femur kalacak, merak etmeyin dedi. En son femur kalacak esprisine biz de güldük ama sonra 6 ay sonra fark ettik. Evet, Sami Zan haklı, en son akılda femur kalıyor. Hiçbir şey aklınızda kalmıyor. Beşinci sınıf öğrencileri önüme geldiği zaman birebir markajla poliklinikte kaç kişi tutabilirsem onlara da anlattığım bu oluyor. En son femur aklınızda kalır. Her şeyi unuttuğunuzu biliyorum diyorum. Fark etmez, sonradan öğreneceksiniz. Beni ben yapan gelişmeler ise şöyle ortaya çıktı. Yani bugün burada bir araya gelmemize vesile olan aşamalar. 88'de mezun oldum. 82'de girdim. 85'e kadar fena değil, idare ederek geçiyordum. 70-80, bazı derslerden 90-100 olabiliyor. Fizik ağırlıklı şeyler, çünkü biz fen eğitimi gördük. Birincisi şunu çok iyi biliniz, tıp diş hekimliği de dahil olmak üzere, eczacılık da dahil olmak üzere. Eczacılık hadi bir yere kadar biraz bir kenara koyabilirim ama tıp fakültesi kesinlikle fen eğitimiyle ilgili bir alan değil. Bugün çok net söyleyebiliyorum. Hani edebiyattan gelmiş ezber kapasitesi daha yüksek olan biri daha çok başarılı olabilir. Sami Zan da bunu bildiği için bize derdi ki aslında tıbba ortaokulu bitirdikten sonra almak lazım. Usta-çırak ilişkisiyle öğrenmesi lazım. Biz o zaman ya hoca da amma şey yapıyor falan diyorduk. Yok, sonunda ne söylediyse hepsinin haklı olduğunu anladık. 85'e doğru gelirken 3. sınıfta bir maceraya girdik. O macerada çocukluk arkadaşlarımdan bir tanesi, ben direksiyon başına bile oturmamışım, bir tane araba varmış. Dolmuştan çıkmış, o eski Türk filmlerinde görürsünüz, devasa böyle 2 tonluk Dodge 49 model. Bunu alalım, macera yaşarız dedi. 3 ayı probatedik derslerine girmek yerine sabah gidip arabayı çalıştırmaya uğraşarak harcadım. Sonunda birinci iflasın gerçekleştiğine karar verdim. Sınıfta kalmadım ben. Yine 70-80 alıyorum ben. Ama artık hakim değilim. Oturdum, baştan çalışmaya başladım. Hayatınız defalarca iflaslar, duygusal iflaslar, ders iflaslarıyla geçecek ama her seferinde oturup baştan çalışmaya başlayacaksınız. Bir daha çalışmaya başlayınca son sınıfa gelmişiz artık. Hayatınızda bir şekilde şekillenmek zorunda falan. Tıp da uzmanlık sınavına girdim. 3. sınavdı bizim sınav. Bizim sınavlar daha masum sınavlardı. Şimdi size eleyebilmek için çok acayip manyakça şeyler soruyorlar. Yani bu soruyu aslında sormamaları gerekiyor. Çok kötü sorular. Fakat biz de daha başlardaydık. Bir ay çalışabildim, 59 puan aldım. 59'da Batman'a gittim. Orada çalışmaya devam ettim. Acayip kış koşulları vardı. Tuvalet dahil her şey dondu. Bütünü dondu. Oda, yattığım odada sabaha kadar kova donuyordu. Yani iki soba çalışıyordu ama gece soba sönünce sabaha kadar kovanın üstü buz tutuyordu. Böyle bir kıştı. Ama çalıştım. Ondan sonra geldim, farmakolojiye bilinçli girdim. Etrafımdakiler humurlandı. Para kazanılabilecek bir alana girebilirdin. Niye farmakolojiye diye. 3 yıl kadar orada çalıştıktan sonra bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenirim diye çalıştım. Sonra baktım, bu işin materyali insan. Sizin de şansınız bu işin materyali insan. O yüzden
klinik bir alana geçmem gerektiğini düşünüp tekrar tıpta uzmanlık sınavına girdim. Bu sırada Amerika sınavını da geçtim. Gitmedim ama gittiğim kısa bir dönem için bana yardımcı oldu. O puanı geçmiş olmak yardımcı oldu. Çünkü başka türlü kabul etmeyeceklerdi. O zaman kabul ettiler. Radyasyon onkolojisine geçmeden önce de zaten farmakolojide o kadar rahattık ki doktoraya başladım. Yani bir tıp fakültesi mezunu işim. Kanser biyolojisi, immünolojisi, doktorası levlevi çekirdektir. Zaten bunları öğrenmişim. Kötü bir öğrenci de değilim. Bunlara girmişken hani bunu da alalıma geldi olay. Bakalım nasıl. Ama şunu da gördüm maalesef. Şimdi doktora dediğimiz şey buysa ya biz yanmışız. Yani bir takım sınavlara giriyorsun. Yani doktora tezi, tez dediğiniz şey bir iddiadır. Bu iddiayı destekleyecek bir takım şeyleri hazırlarsınız ve tezinizle birlikte sunarsınız. Benim tezim budur arkadaşlarsınız ve bunu manyak gibi savunursunuz. Eğer savunamıyorsanız zaten teziniz yoktur. Hani o işte biz 50 tane hasta topladık, ondan bunları bulduk, bunları bulduk. Demek ki böyleymiş. Mecburen böyle bir tez yaptım. Doktorayı bitirdim. Bu arada atıldım tabii. Atıldım. 3 sene sonra, 4 sene sonra bir af çıktı. Geri döndüm. İki kere duygusal iflas yaşayınca, ikinci duygusal iflasla birlikte anne babamın 75 yaşında Alzheimer'i örtüştü. Dolayısıyla ben eve çekilmek zorunda kaldım. Yani doktor dediğin gezer mezi yok. Hayır öyle değil. Çocuk var, şey var ama artık hayat değişmiş. Annemler babam hasta. Ben akşam anneme giderim nasıl olsa yemek vardır diye bir düşünce söz konusu değil. Dolayısıyla evde kalınca şunu gördüm. Okumak için vaktim oldu. Şimdi birisi karşıma çıkıp da biz okuyamıyoruz falan filan dedikleri zaman artık ciddiye alıyorum. Çünkü biz farmakolojideyken efendim şaka yapmıyoruz. Şöyle ortalama bir kitap boyutunda bir şey gösterdiysem size şu defteri alabilir miyim? Ve notebook'un notunu ver. Şunu ver. Bakın bu ebatta haftalık dergi çıkardı. Bu ebatta. Biraz daha küçük. 400 sayfa. Current Contents adı. Bunu internette bulabilirsiniz. İçinde sadece dergilerin başlıkları, makalelerin adları, özetleri yok. Arkasında anahtar kelimeler. Yılda 51 sayı çıkardı. Her hafta bu gelirdi. Hoca önce bunu alırdı. Hoca büyük hakkı olduğu için. Önce arkadan kendi bakacaklarına bakardı. O bakınca bitirince sekretere verirdi. Sekreter yazardı. Sonra kitap bize gelirdi. Biz arkadan bakardık. Siz hatırlarsınız belki. Ondan sonra onlara kartpostal atılırdı. Makaleyi bize gönderin diye. Böyle bir bolluk yok. Şu an herhangi bir makalenin ilk 5 kelimesini bakın yazar, sene falan değil. Google'a girdiğiniz zaman full text veriyor. Kaç kişi okuyor? Hiç kimse okumuyor. Okuyan kalmadı. Niye? Çünkü imkan artışı maalesef ilgi azalmasıyla sonuçlanır. Bunu çok iyi biliyorum. Bu sizin imkansızlıklarınızla ilgili bir durum değil. İstanbul Tıp Fakültesi'nin öğrencileri işte biz çapadan bak oğlum dedim. İnternet var mı? Var. Hocan ders anlatıyor mu? Anlatmıyor. Halbuki dedim Tokat'ta da internet var. Gördüm. Ama Tokat'ın hocası üstüne bir de ders anlatıyor. Dolayısıyla oradaki adamın bir de çeldiricisi olmadığı için çalışma şansı da var. Bu adamın dedim seninle ilgili herhangi bir aslında eşitsizlik, fırsatsızlık durumu kalmadı. Senin burada bir tek avantajın var. Sen Türkiye'nin ilk tıp fakültesinin öğrencisi olduğun için ilgilenirsen eğer dışarıda 10 bin tane hasta var ama ilgilenirsen. Sen ilgilenmesen de ben sana bu imzayı vereceğim. Ben burada kimseyi bırakmam. Ama kendini yetiştirmeniz bundan sonra artık sizin işiniz. Siz yetiştireceksiniz kendinizi. Yani hocalarınızla zaman zaman eskiden kızardım. İşte derslerine gelmiyorlar, asistana havale ediyorlar falan filan. Artık hayır, şey yapmıyorum. Çünkü bu iş tamamen yapılabilir durumda. Bütünü bunların internette var. YouTube videolarının, eğlencelerinin yanında. Cambridge, Oxford, Harvard bu derslerin hepsi YouTube'a yüklü durumda. Sadece abone olmanıza bakar. Biraz İngilizce istiyorsanız Google altyazılı çeviri de yapıyor. İyi kötü onu bile yapabiliyor. Bu durumda kimin ne eksiği kaldı ki? Bu durumda imkan fazlasının getirdiği ilgi azalması söz konusu. Bir kere böyle düşünün. Sonra hayat böyle giderken, hayat önünüze arkadaşlar her zaman bir takım yönler açacak, bir takım şanslar getirecek. Bu sizin takip edip etmemenizle ilgilidir. Ben takip edenlerdendim. Yıllık çıkarılacaktı, çıkarttım. Arkasından sene olmuş, 1992, ben onkolojiye girmişim. Onkolojinin bir tane dergisi var. Bu dergide Türk Onkoloji Dergisi. Bunu oradaki ekip çıkartıyor. Fakat o zaman ruh ortamımız daha iyi. Kongreye gidelim,
kongrede işte bildiri sunalım falan, böyle ekipçe böyle hazırlanmak falan isteklerimiz var. Şu an o istekler uçtu gitti. Yok. Çünkü imkan bolluğu, artı kongreler çok pahalı. Yani kongreye gitmek demek. Kız bana soruyor asistan. Yavuz abi dedi. Efendim canım dedim. Ben kongreye gideceğim dedi. Sen burada mısın dedi. Buradayım dedim. Ben kongrelere gitmiyorum çünkü. Biraz manevi, biraz protesto nedeniyle gitmiyorum diyeyim size. Buradayım canım dedim. Olur dedi. Sonra direkt aslında sorması gereken soruyu sordu. Gala yemeği hangi akşamda abi dedi. Ha, çünkü kız aslında kongreye gitmek istemiyor. Galaya gitmek istiyor. Galaya giyecek. Orada güzel üstüne kıyafet alacak. Oradaki dans edecek. Kendini gösterecek. Diğerlerine kendini gösterecek. Şimdi bunun kongreyle bir alakası yok. Zaten 1500 kişi kongre olmaz. Amerika 20 bin yapıyor. Kimle kim görüşecekti bir arada birbirinden fikir alışverişinde bulunacak. En fazla birbirlikle bir ayak üstü sohbet edebilirler. Başka bir şey yapamazlar. Bu önüme açılan fırsatlardan bir tanesi işte 1992 onkoloji girişinden sonra sanıyorum 94'ün ortalarına doğru o dergi orada basılıyormuş. Benim de matbaa dergi yazı hakimiyetimi anladılar. Türkçeyi her zaman çok sevdim. Türkçe derslerinde her zaman iyiydim. Türkçe derslerinde sıra bana gelince sınıf derin bir nefes alırdı. Herif nasıl olsa şimdi 20 dakika konuşur, bu ders bitti yırttık diye. Böyle gidiyordu. Bunlar dediler ki derginin basıldığı yerin sahibi bir dergi çıkartmak istiyormuş. Bizimle konuşmak istedi. Biz anlamıyoruz dediler. Sen anlıyorsun bu işten. Sen bir gelsene dediler. Gittik. Bir adamın karşısına geldik. Adam dedi ki böyle böyle konuşması çok ilginç diyor. Rahmetli Nezih Demirkent. Hürriyet Gazetesi'nin önceki yayın yönetmeni. Büyük adam. Yani Cumhurbaşkanı ile kahvaltı. Akşam yemeği, evinde ağırlama falan bu düzeyde bir adammış. Ben tabii o zaman bilmiyorum. Ben de az da sigara böyle. Sigarayı buradan buraya dolaştırırdım. Buraya buradan sigara geçerdim. Ben dedi böyle böyle. Efendim dedim. Ben dedim size bir rapor hazırlayayım dedim. Bu raporu dedim bakın dedim siz dedim. Orada ayrıştık. Bir dakika sonra dedi ben size geleyim dedi. Olur dedim. Hala anlamıyorum. Adam geldi hakikaten. Yani bizim enstitüye o adamın gelmesi aslına bakarsanız sıra dışı bir iş. Konuştuk, bir şeyler söyledik. Ben de dedim şu raporu ben size hazırlamıştım. Adam merdiven başında aldı. Bakın böyle, böyle. Önüne her gün arkadaşlar 30 tane gazete gelirdi. Şaka yapmıyorum. 30 gazete. 30 gazetenin hepsini böyle, böyle, böyle. Şunu görürdü. Çağrı yazı işlerini derdi. Murat gelsin. Girirdi. Ne var efendim derdi. Bir şey mi oldu derdi. Bu haberi biz niye görmedik? Bu derecede dikkatliydi. İnanılmaz bir adamdı. Raporu görünce gel sen dedi biz de köşe yazmaya başla dedi. Ve ben köşe yazmaya başladım. Benim aslında onkologluktan öte bu tarafa gelmenin sebebi bakış açısını değiştirmemdir. Bu bakış açısı değişince gazetede ben köşe yazmaya başladım. 94'te ilk köşe yazılarını verdim. Arkasından devam etti. O köşe yazıları gazete şu an zaten kapandı. Sonra yazdıklarım o kadar ağır gelmeye başladı ki gazete bir yolunu bulup, o zaman Nezih abi vefat etmişti zaten, beni kapının önüne koydu. Dostluk sürdü ama yazının ağırlığını kaldıramıyorlar. Çünkü sektör reklam vermiyor. O dereceye geldi. Bu sonrasında, bu aşamanın sonrasında ben kendi yazılarımı yavuzdizler.com'da her hafta yayınlıyorum. Bakarsanız, abone olursanız yavuzdizler.com her çarşamba bir yazı girilir. Daha çok tıpla ilgili yazarım ama onun dışında sosyoloji yazarım, tarih yazarım, dünyayı değiştiren şirketleri, olayları, işleri bunların hepsini yazarım. Ama bakış açısını genişletmenin avantajlarını sonra gördüm. Hazırlanma aşaması ise tamamen farklı oldu. Benim hayatım normal kendi halinde giderken bir gün önüme sevgili anneannemiz bir yazı koydu. Bu yazıyı şuradan göstereceğim. Bu burası için hazırlanmış, bu bir sohbet olduğu için. Ben sohbet kurallarına bağlı tanıyacağım, sohbet yapacağım fakat yine de 20 dakikalık bir şeyi size göstermek istiyorum. Göstermek istememin nedeni, bakın bu ne? Büyük şehirlerde sağlık, gıda, çevre güvenliği. Hangi konferans bu? Aşağı yukarı 2-3 ay önce Türkiye Stratejik Araştırmalar Vakfı'nın İstanbul Güvenliği Konferansı, zirve. Zirvenin içinde kaç kişi var salonda? Zirve Kent Üniversitesi'nin kampüsünde yapılıyor. Dışarıda en az sizin kadar bir grup kahve içiyor. Biz de burada salonun içinde 25 kişiyiz.
5'i zaten konuşmacı. Geri kalan 20 de muhtemelen diğer oturumların konuşmacısı. Şimdi bu şekilde düşünürseniz bir kepazelik. Bana da bu konuşmayı vermişler. Ben de bu konuşmayı hani onlara uygun bir şekilde hazırlayayım dedim. Ama sizin için aslında içinde mesajı 10 dakika içinde hızlıca vereceğim. Dikkat edin nereden nereye geleceğine. Bunları geçin. Bize anlatılan hikayede ben de dahil inandığım alkol, sigara, kilo fazlası, sedanter yaşam artı genetik şeklinde bütün hastalıklar bugün de o şekilde bir yere oturtulmaya çalışılıyor. Bakın İngiltere o kadar artık ileri gitti ki bir şeyden sonra, bundan sonrasında 14 yaşın üstündekilere sigara içmeyi toptan yasakladı. Bu geçen, evvelsi gün gelen haberdi. Bir arkadaşım bunu söyledi. 18 yaşın üstüne sigara içmek yasak artık. Tamamen çıkartmak istiyorlar. Fakat yeterli mi yetmez. Onun dışındaki hikayelere gittiğiniz zaman da benim hayatımı değiştiren yazı bununla başladı. Bu yazıyı bir gün önüme koydular. Bakın sene 2010 arkadaşlar. Nereden nereye geliyoruz? Bu sırada ben uzman olmuşum. Ben bu sırada 2010'a kadar gazete yazarlığım sürüyor. Hiçbir sorunum yok. Duygusal durumumda büyük bir yenilgiyle sonuçlandığım için eve kapanmışım. Anne baba Alzheimer. Okuyarak gitmeye çalışıyorum fakat biyoloji okumuyorum. Merakım Da Vinci'nin şifresiyle açılmış. Dolayısıyla Mısır tarihi okuyorum. Piramitler neden ve nasıl yapılmıştır diye sorguluyorum. Onun dışında bir yıl bir şey okuyorum. Bu yazıyı önüme koyduğu zaman sevgili kayınvalidem, bu akşam da onun eski kayınvalidem olmakla birlikte yanında olacağım. 5 Ocak 2010'da yazılmış. Yazının şöyle bir ilginç tarafı var. Bunu yazan arkadaşımla ben sonrasında tanıştım. Ben köşe yazarıyım. Ve köşe yazarıyken şunu gördüm. İnsanın yazacak konusu olmayınca böyle saçma bir yazı yazar normalde. Çünkü yazacak bir şey yoktur. Hakikaten topa gireceğiniz bir şey yoktur. Kız da Bodrum'a gitmiş gelmiş anladım. Evde bu yoğurt varmış, onu atacakmış. Bakmış yoğurtta bir şey olmamış. Nasıl olmuş bu diye böyle bir yazı yazmış. Bu yazı yazmakta kalmamış. Vatan Gazetesi bu sıralarda çok muteber ve güçlü bir gazete. Bizim bir yarın sizin tanımadığınız arkadaşlarımız Vatan Gazetesi'nin köşe yazarı. Vatan Gazetesi şu anki Türkiye'deki algıda sözcü ekibi gibi falan bir şey. Öyle bir şey böyle. Acayip şey ama taraflı değil o kadar gazete. Kızın yazısını görünce önce gülümsedim. Sonra okudum. Sonra hikayeyi şöyle okudum. Kıza anında 4 açıklama gönderilmiş. Ve kız bununla ilgili 4 yazı yazmış. Mesele bozulmama değil. Yoğurt evde ekşimemiş. Buzdolabında ekşimemiş. Ve ben hayatımı yoğurt yiyerek geçinen birisi olarak evde yoğurdun ekşiyemediğini fark etmediğimi gördüm. Lan bu ağır bir ağ farkındalık. Yani bir yoğurt geliyor, siz bunu 2 ay dolapta tutuyorsunuz, üstünden yiyorsunuz, ağzınızdan binlerce bakteriyi ekiyorsunuz. Ama sıfır ekşime, ekşime yok. 2 ay sonra unutmuşsunuz, çıkarıyorsunuz, yine aynı yoğurt yiyorsunuz. Demek ki 2 bitirmek, üniversite mezunu olmak, doktora yapmak farkındalık eksiğini gidermiyor. Kız bana göre Newton düzeyinde. Çünkü kız istemeden bir şey fark etmiş. Ve ben bunu fark edememişim. Erwin Schrödinger'in bir sözü vardı. Bunu sakın unutmayın. Önemli olan yeni bir şey bulmanızı beklemiyoruz sizden. Mevcut olanların içinde bir şeyi farklı bir şekilde açıklamanızı istiyoruz. Diş hekimleri için söyleyeyim. Ben bunların bütününü okuduğum için rahatlıkla söyleyebiliyorum. 15 yıldır çünkü bunları okuduktan sonra tıbbı sevdim. Diş hekimliğini sevdim. Molarların üstündeki kabarıklıklar. Onların hepsi genetik olarak kullanılıyor. Eğer knockout yaparsanız o molar üzerindeki şekiller geçiyor. Yani onların hiçbiri öyle rastlantısal falan değil. Neden 2 diş var? Soru işareti. Ne bilmiyoruz. Ne oluyor da 2 çıkıyor? Neden 3 çıkmıyor? Neden köpek balıklarında her bir kırılanın arkasından yenisi çıkıyor? Böyle durmadan açılıyor. Kırıyor dişi, yenisi açılıyor. Yenisi açılıyor. Bu sorular aklınızı geliştirmek için gerekli, cevabı verilememiş ama aranabilecek olan sorular. Ben işte ondan sonraki zamanımda bu yazıyı gördükten sonra bunu yapmaya başladım. Fakat sonrası ağır oldu. Çünkü birincisi
İki bilmem ne mezunu, bir bilmem ne bilmem nesi, yardımcı doçent pozisyonunda almış mıydım o zaman hatırlamıyorum. Almamıştım muhtemelen. Arkadaşlarınız doçent olarak tanıtırken gülümsedim. Ben iki ay önce doçent oldum. Yani siz doçent diyebildiğiniz adam aslında doçent değildi. Ben insanlara dedim, ne olur doçent deneyin bana dedim, yardımcı doçentim. Ay sen bizim gönlümüzün profesörsün, adam önemli değil. Başkaları diyor ki herif kendini büyük gösteriyor diyor, alakası yok. Sonunda yedinci defada dosya kabul oldu. Ve bu yedinci defa olmayabilirdi. Çok mu kötü? Değil. Her sizi zorlayan durum sizin için yeni bir sınavdır. Aynı dosyayı dokunmadan bir daha gönderdim. Jüri değişti. Yeni gelen jüri dosyayı geçirdi. Şimdi ben de anladım bu işin akademisyenliğinden. Bir jüri bırakıyor, öbür jüri geçiriyor. Nerede bunun objektif kriteri, nerede bunun ilmi, bilmi, bilmem nesi? Çünkü çok iyi biliyorum ki jüri zaten yazdıklarımı okumadı. Hiçbiri okumaz. Önünüze böyle dosya gelmiş, kim okur onu? Eskiden okurlarmış. Jürilik, akademik kariyer yükselmiş olur. Hocanız sizin için telefon eder, Ahmet Bey der. Bu çocuk artık oldu der. Biz bunu doçentliğe sokuyoruz. Müsaade edersiniz. Sizin bölümde giriyor. Biz kefiliz. Eğer olağanüstü bir sorun çıkmazsa lütfen geçiriniz. Biz arkasındayız. Bu mesaj verildiği anda o çocuk zaten doçent. Benim gördüğüm bütün doçentler kendi profesörleri tarafından bu şekilde doçent oldu. Ama sonunda bir şeye geldik. İnsanlar bilgi olarak verim olduğuna rağmen zayıfladıkça kendilerinden daha iyisinin doçent olmasını da istemedi. Çünkü doçent olmak bir güç sağlıyor, bir ayrıcalık sağlıyor. En sonunda üniversitelerin seviyesi böyle inmeye başladı. O yüzden lütfen bu seviyeyi yükseltmeye çalışın. Bu seviyeyi yükseltmenin yolu her şeyi bilimsel olarak işte alanlarınızda 2 mol artı bilmem bir 2 mol bilmem ne bu değil. Kültürünüz yüksek olacak. Birazdan söyleyeceğim onları. Dünyaya hakimiyetiniz yüksek olacak. Bu başka yerlerde nasıl yapılıyor? Dünyanın bir tarafında olan soru sizi de bağlar. Siz üniversite gençliği olarak bunları içinizde hatmetmeniz, biriktirmeniz gerekiyor. Sizin meslek sadece bir kısmınız. Bir topluluğun içine girince ne diyeceksiniz? Ben acayip güzel diş oyarım. Geçen bir hastaya bir dolgu yaptım. Vallahi 10 yıl sonra gelmiş pırıl pırıl duruyor. Bunu mu anlatacaksınız? Survivor mu konuşacaksınız? Fenerbahçe maçında gollerin nasıl kaçtığı mı anlatılacak? Kültür olmadığı takdirde yapabileceğiniz hiçbir şey yok. İnsanlar kültürsüzken, insanlar içlerinde bir şeyleri yokken ister istemez dışlarını güzel göstermek zorunda kalıyorlar. Çoğu aslında biblolar. O bibloya da mikrofon tuttuğu zaman bir şey söyleyemiyor biblo. Ama biblo ona ait bir kısa süre içerisinde mesela Instagram'da kendini göstermeye çalışıyor. Konuşmaya geldiğiniz zaman karşınızda bir şey söyleyemiyor. O yüzden kendinizi iyi yetiştirmeniz birinci derecede önemli. Mesleğiniz bunun sadece bir kısmı. Dua edin, çok iyi bir üniversite ortamında yaşıyorsunuz. Şehir çok güzel. Ben size söyleyeyim, Batman günlerimde İstanbulsuz olmanın büyük hüznü içerisinde sürekli bakardım İstanbul'da neler var, caz konserleri var. İstanbul sanki her gün caz konserine gidiyordum, bir şeye gitmiyordum. Ama orada yoksunluk ortamında böyle bir ihale giriyorsunuz. Tiyatrolarda neler gelmiş. 30 yıldır İstanbul'dayım. Toplam kaç kere tiyatroya gittin Yavuz Dizler? Vallahi ben size söyleyeyim 5 kere gitmemişimdir. Gitmemişimdir 5 kere. Ben sinemacıyım. Sinemaya giderim ama düzenli giderim. Her hafta 1, 2, belki 3. Bazen üst üste giderim. Biraz pahalı olmaya başladı ayrı. Sonuçta önünüze çıkacak imkanları iyi değerlendirirseniz ondan sonraki hayatım yoğurdu ekşitmeden nasıl tutmayı başardıklarını anlamaya çalışınca inanılmaz olan şeyi gördüm. Türkiye'de 20 yılda olan değişiklik, yani benim fark edemediğim buna rağmen değişiklik, yurt dışında 100 yılda gerçekleşmiş. O yüzden herifler hiçbir şey hatırlamıyor. Bir takım kurallar koymuşlar, kendilerine bir takım bilmem neler yapmışlar. Bunun içinde bakın, kırmızıyla işaretlediklerime, sadece olayın geçmişini görmeniz için. Bu ama sizi de bağlıyor. Siz de çünkü bunları yiyorsunuz. Hocalarınızla dün akşam konuşurken çocuklar sürekli junk food tarzında şeyler yiyorlar dedi. Ben de gülümsedim. Ne yesinler abi peki dedim. Ya haklısın sen de dedi. Çünkü markette de satılan aynı, kafede de satılan aynı. Bu kadar kafe bolluğunun arkasında kim var zannediyorsunuz?
Aslında tadı lezzeti olmayan şeyleri kızartmanın içerisine ve kabuğa bulayarak yanına da mayonez, ketçap ve hardalla getiriyor. Onlar ne hardal, ne mayonez, ne de ketçap. Alıp kendiniz deneyebilirsiniz. Bir mayonez, bir kutunun içerisinde açılmasına rağmen ki steril zaten edilemez. Mayonezin ömrü normalde ne kadardır sevgili hocam? Sevmediğim için diyor. Bilmiyorum. Mayonezin ömrü efendim bir gün. Mayonez çok basittir yapımı. Bir çatal alırsınız, bir yumurta sarısı alırsınız, üzerine zeytinyağını dökerek hızlıca çırparsanız mayonez olur. Ama bunun ömrü bir gündür. Bir gün sonra mayonez ekşimiş olur. Bu bir günlük ekşimesi gereken mayonez, kutunun içinde mayonez benzi. O gördüğünüz kafelerin arkasının hepsinde tabii ki ketçapçılardır. Culinary art denen sistem onun için kuruldu. Culinary art. Yani gerçek bir lokanta değil bunlar. Bunlar tatlandırılmış olan içinde de et kıvamında diş darbesi verebilecek olan bir ürünü içeriyor. Ne olursa o fark etmez. Çünkü lezzeti kabuk veriyor. Hızlıca geçtim, geçtim. Sonunda ben bunların patentlerini okumaya başladım. Ondan sonra olay artık beslenme meselesinden çıktı. Ben bunları büyük bir zevkle okumaya başladım. Çünkü herifler bunu yapmış. Vay arkadaşım nasıl yapmış, bana ne nasıl yapmış? Bana fark eder. Çünkü bunu nasıl yaptıkları benim için önemli. Bu hayvanı normal şartlarda yapamazsınız. Bu daha çok science fiction filmlerinde görülebilecek bir hayvan. Ama adamlar bunu yapmışlar. Okumaya başladığımda tıbbın, diş hekimliğinin falan çok ilerisinde olduklarını gördüm. Acayip ileriler. Bir hayvanı 25 gramdan 2,5 kiloya 40 günde getirebiliyor. Bu ne demek biliyor musunuz? 25 gramdan 2,5 kiloya 40 günde 3 yaşında çocuğun 600 kilogram ağırlığa gelmesi demek. 3 yaşında çocuk 600 kiloya gelebilir. Böyle bir hesapla. Ama bunları yaptıklarının tekniğini öğrenmeye başlayınca işin şekli değişti. Culinary art bunu bir şeye getirmeye çalışıyor. Bakın patentlere bakın. Kim yapmış patenti? İlaç firması yapmış. Sağ tarafta gördüğünüz o renkli şeylerin ne olduğunu anlatayım size. Şu somon kırmızısı, kartel adından, bu yumurta sarısı. Yemin içine karıştırdığınız takdirde istediğiniz sarılıkta bunların hiçbirinin biyogüvenlik datası yok. O da özellikle var. Yani bunu şirket üretmiş. Üreten şirket aynı zamanda sivilce ilacı üreten şirket. Bu şirket Türkiye'deki bütün faaliyetleri fonlar ve çok da iyi arkadaşlarımdırlar, onu da bileyim. Bir süre sonra çünkü doktorlar anlamıyorsa, bana ne, ben şirketle niye kötü olayım? Ben bu şirketle en fazla içtiğim bir çaydır. Ben bunların dostuyum, ben bunlarla uzun süre birlikte çalıştım. O yayıncılık hikayelerinde bunlar da vardı. Bunların yaptıkları bir takım şeyleri eleştirdim. Onlar yüzünden kendi camiamla kötü oldum. Ama yumurtanın sarısını yapan şirket aynı zamanda ilaç şirketi olarak sivilce ilacını da yapıyorsa, bu hayvanları kafeste böyle tuttuğunuz anda üçü bir tane, bunlar manyak gibi yumurtlar. Niye yumurtluyor biliyor musunuz? Stresten yumurtluyor. Biz buna farmakolojide immobilizasyon stresi adı veririz. Hayvanı küçük bir yere tıkarsın, bir önünden, bakın buradan yemi akıyor, şuradan yumurtalar akıyor. Altta bunlar tel üstünde oturuyorlar, dışkı telden aşağı akabilsin diye alttan da dışkıyı topluyor. Sistem 18 aylıktır. 18 ay bu sistemi tuttuktan sonra tavuklar artık verimden düşmeye başlar. Günde bir yumurta alabiliyorlar. Bir hastam iki de alıyorlar. Siz haklısınız Yavuz dedi. İki alı ben yaptım dedi. Yani ışığı verince oluyor dedi. Ama beni ilgilendiren kısmı yenir yenmez meselesi. Ben bundan neyi öğrendim? Doğum eylemi sabah güneşiyle başlar. Ben bunu öğrendim. Bu tavuk doğusu aynıdır, insan doğusu. Bütün o ağrılar sabah gün doğmaya başlarken başlar ve doğum eylemi bütün insanlarda da sabaha doğru kadının sancısının tutmasıyla başlar. Ben bu tür biyolojilerin bilgilerini, sırlarını adamların yaptıklarından öğrendim. Bunun yenip yenmeyeceği meselesi size kalmış bir şey. Çünkü bu vicdansızlık benim için. Bu vicdansızlığı siz destekleyebiliyorsanız eğer, yumurtası zaten bunun ucuz diye, o zaman aynı şey sizin de başınıza gelecek, onu bilin. Çünkü ne kadar iyi giderseniz bilin, bu 12 yaşındaki çocuğun bacakları. İlk soru yumurta yiyor mu? Evet çok seviyor, 3 tane yiyor. Peki kesiniz, geçti. İçinden yumurta fışkıran hayvanlar, sonra iş büyümeye başladı, okullardan gelenler.
Arkasından kendi gözlemlerim oldu. Bakın, British Chicken ne yazıyor üstünde? 1 saat 40 dakikada pişer. Bunları hesaba katın. Sizinki nasıl oluyor da 25 dakikada haşlanıyor? British Chicken'ın British olması mı özelliği? Değil. Tamamen yetiştirme şartları. Ben biyolojiyi dil olarak okuyabileceğimi fark ettikten sonra işin aslında belli aşamayı geçtiğini, o subaplardan her birinden ayrı konsantrasyonda ilaç püskürtülebiliyor ve bu sistem uydu kontrollü, drone kontrollü çalışıyor. Marketlerden satıyorsunuz, kanser ve biyon hastalık doğal olarak artıyor. İşin kötüsü bunların gerçekten kanser olup olmadığını bilmiyoruz. Bunların çünkü yeni beslenme ortamında çıkan yeni hastalıklar olduğunu varsayarsanız bunlar tabii ki 100 yıl öncesinin kanserleriyle aynı klinik özellikleri göstermek durumunda değiller. Ben meslektaşlara bunlar kanser mi tartışılır dediğim zaman maalesef meslektaşlarım ne demek istiyorsun diye sormuyor. Sen diyor çıkıntılık yapıyorsun. Sen diyor sürekli böyle bir şeyler söylüyorsun. Hayır hayır diyor. Bunların ben gördüm diyorum. Ben bunları gördüm çünkü bu bitkinin de nodülasyon halinde kök tümörleri var. Bitki kök tümörü diye bir şey var. Ben bunların hepsini okudum. Genetik mekanizmalarını da okudum çok anlamasam da. Ama bitki kök tümörüyle insan kalın bağırsak tümörü de kusura bakmasınlar birbirine benziyor. E bu benzerlik varken şimdi ben bunu susayım mı? Hayır. Ben arka plandan çalışıp kendi bilgi hazinemle tıpı formatlıyorum. Bu konuşmaya gelmemizin nedeni sizin kendinizi geliştirmeniz. Ama arka planı bilin, bunu siz de yapabilirdiniz. Kongreye gönderdim, üçünü de reddettiler. Bütünü reddedildi. Poster olarak bile sokmadılar. Ondan sonra işte bir daha kongrelere gitmedim. Çünkü bu kongreler birbirini ağırlama kongreleri. Parayı ilaç endüstrisi ödüyor. İlacı ilaç endüstrisi çıkartıyor. Siz bu ilaç endüstrisinin imkanlarıyla kongrede çok güzel 3-4 gün geçiriyorsunuz. Her şey aslında güzel, kötü bir şey yok bunda. Ama iş, bilimsel herhangi bir şeyi tartışmak, yani diş çürüyor, niye diş çürüyor diye bir diş hekimliği kongresinde tartışılmayıp sürekli implant nasıl yapılır tartışıyorsa o zaman bir eksik var demektir. Bu kanser hastaları niye artıyor diye tartışmıyorsak onkoloji kongresinde de bir eksik var demektir. Kaldı ki hiçbir şeyin paradigması kabul edildiği gibi olmayabilir. Sizin işiniz daha kolay. Diş hekimleri için özellikle, ilaç endüstrisi için, eczacılar için, hakeza. Tıpçılar için ama sorun şu. Son 15 yılda ben bunları fark ettim. Tıp, dedim ya başta, edebiyatçı alsaydık daha iyi olurdu. Çünkü en son femur aklınıza kalır dediğinde anatomi olduğu gibi betimlemedir. Ezberlerseniz, mükemmelen ezberlerseniz anatomi hocası olursunuz. Ama betimlemedir. Histoloji betimlemedir. Patoloji betimlemedir. Ne kaldı elimizde? Hiçbir şey kalmadı. Tıbbın içerisinde bizim fen bilgilerimizle yoğrulduğumuz, lise döneminden getirebildiğimiz herhangi bir şeyi kullandığımız yok. Biz bir takım şeyleri ezberliyoruz, öğreniyoruz, unutuyoruz. Sonra hocamızın yanına gidiyoruz. Hocamızın onu nasıl uyguluyorsa biz de onun ekolü olarak onunla birlikte uyguluyoruz. Bunun için fakülteyi bitirmeye falan da bana kalırsa gerek yok. İnsanlar maalesef bunun farkında unutmayın. Ve insanlar o yüzden tıp yerine arayışlarını fitoterapi falan gibi alanlara kaydırdılar. Çünkü bu taraftan bir şey çıkmayacağını görüyor. Bakın halkı kandıramazsınız. Bir kanar, iki kanar, üçüncü kanmaz artık. Kanmadığı takdirde fikir değişir. Fikir değiştiği takdirde siz bir şey yapamazsınız. Dünyanın düz ya da yuvarlak olmasının bizim için bir önemi var mı? Yok. Bizim için hiçbir önemi yok. Biz çünkü ticaret yollarında gemi süren kaptanlar değiliz. Biz Afyon'da yaşıyoruz. Şuradan şuraya gidiyoruz, geliyoruz. Abi bunun geri kalanı yuvarlak olsa ne olur? Ama düşünce sistemi bir kere değişirse onu değiştiremezsiniz. Düzlük, yuvarlaklık bile görecelidir. Düz de olabilir. Fark etmez. Düşünce sistemi halkta değişirse akademi hiçbir şey yapamaz. Akademi o zaman orta çağın gerici, engizisyonu pozisyonunda kalır. Çünkü halk artık buna inanmıyorsa akademiyi toptan reddeder. Başlarına böyle bir felaket gelebileceği farkında değiller. Çünkü her şeyin, her zaman işlerini tıkır tıkır yürüdüğünü zannediyorlar. En sonunda bir meslektaşım dedi ki sen de konuşuyorsun bilmiyorum ama dedi. Senin yüzünden hastayla 15 dakika daha fazla konuşmak zorunda kalıyorum dedi. Çünkü bana soruyor dedi. Bilmem ne yeme dedi. Niye öyle dedi. Ne yiyeceğiz diye dedi. Ne söylüyorsun bilmiyorum ama dedi. 15 dakikamı daha alıyorsun. Her bir hasta bunu sormaya başladı dedi. Bu da medyanın gücü. Şimdi bir 5 dakika daha buradan sonra soru cevap gideceğiz. Bakın
Sağlık zenginden çok fakirin sorunudur. Ama fakir için de avantajlıdır. Çünkü zengin için dezavantaj, parası olduğu için bu sağlık sistemi onu çarpar. Yani siz bunu götürürsünüz. İçinizden rahatlıkla 15-20 tane tiroid papiller karsinomu çıkartın. Çok net söylüyorum. Yaş ortalamasına bakınca şöyle, 3-5 meme çıkar. Garantisini veririm. Prostat hakeza çıkar. Baktığınız takdirde bulursunuz. En son bir tane arkadaşımız geldi. Ne oldu lan dedim. Benim gencecik bir tekniker öğrencisi. Ya sorma hocam dedi. Şakalaşıyorduk dedi. Arkadaşım ultrason yapıyordu dedi. Herkese baktın bana bakmadın dedim dedi. O da baktı dedi. 4 santim tiroidten odayı buldu dedi. Üstüne dedi. Tiroidi aldılar dedi. Şimdi atomu da içtim dedi. Yüzü yüzü şişmiş çocuğu. O çocuktan da ama bir şey öğrendim. O çocuktan ben aslında beni hakikaten basamak değil 2-3 kat artıracak bir şey öğrendim. Hikayeyi bir de bu gözle dinleyin. Bu gözle dinlemeniz şu açıdan önemli. Bugüne şu ana kadar anlattıklarımın hepsi bilimsel bir şeylerdir. Bu bilimsel bir şeylerin içinde ilgilendiğiniz, ilgilenmediğiniz olabilir ama buna hepiniz tabisiniz. Bu bir deney. Üniversite 25 deneyi. Siz Üniversite 25 deneyinin şu an aslında participantlarısınız. Yani siz bu deneyin içindesiniz. Deney 1960'larda Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılıyor. Bir fare ütopyası deneyi. Bu fare ütopyası deneyinin anlamı şu. Biz fareleri üretelim, bu farelere yem ve ihtiyaçları olanları sağlayalım, tehlikeleri bertaraf edelim, ortada olmasın, bakalım ne oluyor. Bu kadar basit bir şey, bakalım ne oluyor. İçinizde çoğunuz aslında benim gibi görememekten kısıtlısınız. Ama fark edemezsiniz. Çünkü ben de fark etmemişim. Yani o yoğurttaki değişiklik olmadığı düşüncesini aklım kabul etmediği sürece fark edemem. Bir kek alın kapalı, ambalajlı. Açın, koyun bir kenara bakalım ne olur. Ben size söyleyeyim hiçbir şey olmaz. Açın bilmem neyi koyun. Bak, şöyle bir şişe su alın. Bu şişeyi boşaltın, temiz bir şekilde. İçine bir tane şu kadar kutu meyve suyu dökün. Portakal, vişne fark etmez. Bir diğerine de aynı şekilde normal meyve suyunu sıkın. Aynı miktarda koyun, ağızlarını sıkacak ama. Ben size söyleyeyim ne olacak. Kutu meyve suyunda hiçbir şey olmayacak. Diğer taraf bir süre sonra şişecek. Arkasından kapağı açmaya kalkarsanız şampanya gibi patlayacak. Ben bunu defalarca denedim ve olduğunu gördüm. O zaman anladım ki bu adamlar aslında sistemi durdurmayı başarmışlar. Bu sistem durması hikayesi zehirlidir, içine katkı vardır falan filan anlamında değil. Adamlar bizim bildiğimiz dışında bir şeyler yapmayı öğrenmişler ve bunu becermişler. Fakat iş sosyolojiye geldiğinde durum eskisinden daha karamsar göründü. Adam bu, Calhoun. Deney bu. Şöyle bir sistem kuruyor. Grubun çoğu kız. O yüzden özellikle söylüyor. Dün akşam kaç çocuk yapalım muhabbeti çıktı. Bende bir çocuk var. Ama ben dedim ki şu anki aklım olsaydı en az 3 tane çocuk yapardım. Çünkü kariyer var yer bunların hepsi geçici. Sonunda bir şey kalmıyor elinizde. Yani ileriye yönelik şöyle yapalım, bilmem ne yapalım. Öğrencilerime geldikleri zaman soruyorum. Ayda kaç para? İstanbul'da tek başına bekar uzman olarak yaşıyorsun, evin yok. Kaç para istersiniz diyorum. Afyon koşullarında size sorayım. Öğrencilerden birkaçı yanıt versin. Bugün Afyon'da tek başına uzmansınız. Aylık kaç lira istersiniz? Minimum mu, isteğimiz mi hocam? Serbestsin hocam, onu bile düşünmek sen. Serbestsin hocam, buyur söyle. Biraz mütevazı olayım hocam, 80 bin lira yeter bana ya. Afyon'da hocam. Hocam Afyon'da değil, İstanbul'da da 80 bin lira diyorlar. 100 bin lira diyorlar, benim aldığım maaş 72 bin lira. 80 bin lira lafı İstanbul'da 72 bin lira ama bende ev var. Ev olmasaydı en az 25-30 bin lira kira ödeyecektim. Bunun için dışında ayrıca yaşam masrafı dışında okul paraları var. Bunlar ödenecek. Araba olmadığı için free'yim ama yine ne olursa olsun iyi kötü harcamalar var. Fakat sorun bu değil. Önce 80-100 ile açılıyorlar. Sonra ben bunları söyleyince bir kısım şey oluyor, cesaretleniyorlar. 500 diyor. Öbürü 1 milyon istiyorum diyor. Rakam çok yükselince bu sefer soruyu tersten soruyorum. Bu parayla ne yapacaksın diyor. Dün en son gelen ekip yalı alırım dedi.
Son derece saçma bir görüşüm dedim. Çünkü yalı almak için komprador olmanız lazım. Yani o yalının kahyası olacak, o yalının ona bakacak aile bir teknisyeni olacak. O yalının bilmem nesi olacak, bahçıvanı olacak, osu olacak, bası olacak, akacak, kokacak. Ve sen sadece bunun zevkini tadabilmek için ona bir yere kadar bu adamlara ayda zaten en az 500 bin lira para ödeyeceksin. Yani yalı olmakla kalmıyor. Bende düşünceler o yüzden zamanla değişti ama şu hikayeyi dikkatle dinleyin. Deney son derece basit. Bu düzeneyi kuruyor. Burada 256 tane katlı yuva var. Katlı yuva. Birbirleriyle geçişleri var. Yani aynen büyük binaların birbirleriyle pasajları olması gibi içine 4 çift fare bırakıyorlar. Bu 4 çift fare bir süre sonra üremeye başlıyor. Beklenti 3600'e varmaları fakat öyle gitmiyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Hayvanlar çoğalmaya başladıktan sonra bütün yuvaları aynı şeyde doldurmuyorlar. Bazı yuvalar boş kalıyor, bazı yuvalar çok kalabalık oluyor. Arkasından deneyin gelişimi şöyle bir şey. Sıfır fazında üremeye başladıktan sonra maksimum değere 500 binde erişiyorlar 2000 fareyle. 2000 fareden sonra tersine dönüyor. Fareler birbirleriyle kavga etmeye başlıyor. Kendinizden düşün. Ve bu amaçsız fareler topluma kendilerini kabul ettirebilmek için hiyerarşik savaşa giriyorlar. Çünkü hiyerarşileri yok. Sonunda birbirlerini parçaladıkları için 1500. günde klon olduğu gibi çöküyor. Dün akşam konuşma konularımızdan bir tanesi buydu. Yani nüfus artışını sağlarsanız belli bir yerde optimumda tutabiliyorsunuz. Optimumun üstüne geçmeye çalışıyorsanız onlara iş vermeniz gerekiyor. Sizin şöyle bir şansınız var. Bulunduğunuz bölümlerin hepsinin işi olacak. Ama endüstri mühendisleri, işletmeciler, bunların işleri zaman içerisinde elektronik sistemde gidiyor. Hatta doktorların bir kısmının da alan kaybetmeleri mümkün. Ama bakıyorlar, sistem içinde bazı sıçanlar birbirleriyle kavga etmeyip aşağıya inip karınlarını doyurup yukarıya çıkıyor. Kızların o yüzden dikkatini dinlememin sebebi bu. Bu sıçanlar odalarına çekilip kendilerine bakıyorlar ve bunlar erkekler. Bunlar dişi sıçan değiller. Bu erkek sıçanlara o yüzden Beautiful One adını veriyorlar, güzeller diye. Ve sonra deneyi şöyle sürdürüyorlar. 450 alıyorlar, yanına 4 tane kişi koyuyorlar. Yeni deney açıyorlar. Sonuçta yeni deneyde güzeller üremiyorlar. Yani koloni baştan kolaps oluyor. Buna biz günlük dilde metroseksüel adını muhtemelen veriyoruz. Yani çok bakımlı, çok şey fakat eyleme geldiği zaman evlenme isteği yok, çocuk yapma isteği yok, kendiyle ilgili her şey çok bilmem ne olsun istiyor, kendini işte sürekli afişe etmekten hoşlanıyor, acayip kas yapmış, bilmem ne yapmış fakat konuşmaya gelince çocukta bir şey yok, bir şey konuşamıyorsunuz. Kendinizi geliştirin dememin nedeni o. Buraya gelme sebebin ne beslenme, ne bilmem ne, ne bilmem ne. Sizden Türkiye Cumhuriyeti'ne ve insanlığa genel olarak faydalı olacak yeni bireyler olmanızı bekliyoruz. İçinizde bir kısmı muhtemelen yurt dışına giderim diye düşünüyordur. Yurt dışına gittiğinizde birinci sırada ikinci sınıf en iyi ihtimalle başlarsınız. Hiçbir zaman birinci sınıf olamazsınız ama büyük olasılıkla da üçüncü ya da dördüncü sınıf vatandaş olarak varlığınızı sürdüreceksiniz. Para verecekler, para önemli değil. Para bir şey çözmüyor. Bu farelere her türlü imkanı sağlıyor. Bu farelere yem verdik, bunlara su verdik, bunları temizledik, ettik ama kurtarmıyor. Yani cebinize koyduğunuz paralar, arkadaşınız 80 binle yetindi, 500 bin 1 milyonla versem iyi bir meslek erbabı bu parayı hiçbir zaman ezemez. Çünkü para ezmek için ya birinden kalma parayı yersiniz, kendi kazandığınız parayı zaten hakkıyla kazandıysanız içiniz el vermez harcamaya ama değilse de onu yemek ayrı bir düsturdur. Arkadaşlarınıza soruyorum ne yaparsınız diye. 2 ay Avrupa'ya tatile giderim diyor. Oğlum diyorum sen 2 ay Avrupa'ya tatile gittiğinde peki ben bu hastayı kime göndereceğim? O zaman aşağıdına göndereceğim kusura bakma. Sen geri geldiğinde Yavuz abi ben geldim bana artık hasta gönder dediğim zaman yeni düzen oluşacak. Dolayısıyla aşırı para kazanmak eğer hedefsizse bundan da bir şey çıkmıyor. Şimdi kısaca bunu bitireceğim ve soruya geçeceğiz. Modern metropolü
olduğu gibi anlatıyor. Yani şehirleri yükseltiyorsunuz. Apartmanda artık kimse birbirini tanımaz hale geliyor. Birinci katta kim var, üçüncü katta kim var, dördüncü kattakinin annesi mi ölmüş, bunları bilmiyorsunuz. Cenaze arabası geldi gitti bile ölmüş falan diye bakıyorsunuz. Ama içinizden bir yandan prenses ve prensle evlenme hayali kuruyorsunuz. Halbuki bunların aslına bakarsanız prenseslikleri ve prensleri size masallarda anlatır. Nasıl oluyor kül kedisi Cinderella? Kül kedisi nasıl Cinderella'ya dönüşüyor? Cadı geliyor. Cadı geliyor diyor ya. Yeni geliyor, ne cadı? Bakışa göre geçiyor. Prens zaten prens farkındaysanız. Cinderella'nın dönüşümü ise perinin tılsımlı değneğinin. Cinderella'da bir tek özellik var, iyi bir insan olması. Ama Cinderella'yı oluşturan şey değneğin değmesi. Yani o dansı yapabilmesi. O arabaya nasıl bineceğini bilmesi, o kostümü nasıl giyeceğini bilmesi. Bunların bütünü kül kedisinde yok, unutmayın. Cinderella'da var. Siz şimdi istiyorsunuz ki, ya da istiyorlar ki genelde insanlar, biz kendimizi zaten prenses olarak yetiştirelim. Prenses olarak yetişmeye çalışmayın, içinizi doldurmaya çalışın. Yani öyle bir konuşun ki, konuştuğunuz zaman ya bravo, bu da bayağı doluymuş ya resimler. Çünkü prenseslik aşamasına geçmek için biraz para harcamanız yeterli. Bir kuaför yaparsın, manikür, pedikür bunları yaptırırsın. Üstünü şöyle bir şey yaparsın, koluna da pahalı bir çanta takarsın. Ondan sonra zaten insanlar dönüp bakar. Bizim istediğimiz o değil. Bizim istediğimiz konuştuğu zaman toplumun sorunları, meslekin sorunları, genel dünyanın gidişatı, Adile Naşit'in kim olduğu, Münir Kul'la olan ilişkisi, eski Türk sinemasında kimler var, Humphrey Bogart kimdi falan gibi konuşabileceğimiz insanlar arıyoruz ve bunlar azalıyor. Nitekim Nezih Bey bana demişti, Yavuz hafta sonları gelsene, biraz daha konuşalım dedi. Niye biliyor musun dedi, benim dedi, bütün yakınlarım, konuştuğum insanlar benden yaşça büyüklerdi dedi ve onlar artık öldüler dedi. Konuşacak kimseyi bulamıyorum dedi. Anladım ki Nezih Bey konuşmak istiyordu. Ben de hafta sonları gittim, onu kırmadım. Birlikte uzun uzun sohbet ettik dünyanın ahvali hakkında. Bana bir şey de bulundu. Yavrum dedi, hem dedi iyi bir doktor olacaksın hem de iyi bir iş adamı olacaksın dedi. İş adamı kısmını ben denedim. Batmalarımın birkaç tanesinin nedeni olur. Batıklar derken ekonomik batık değil ama hayal kırıklıkları. En sonunda bir büyüğüm dedi ki, bir arkadaşım ortaklık teklif etti. Biz bununla işe girdik. Para gelmeye başladı. Arkadaşım kendi işini bıraktı. Parayı kazanıyor. Ben çalışıyorum. Gidiyorum Erzurum'a, gidiyorum Trabzon'a, gidiyorum Afyon'a. Çalışmaları başlatıyorum. Dosyaları hazırlıyorum, çoğaltıyorum, ediyorum. Hepsini yapıyorum. Arkadaşım ise artık işini bıraktı. Bunların aslında kontrolüne gidecek. Bir gün dedim ki buna, gel dedim ne olur dedim. Bir 100 dolar versene dedim. Çerçeveleteceğim, duvara asacağım dedim. Ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Para yok dedi. Bu iş zaten böyle olmuyor Yavuz dedi. Sen hisselerini babama devret dedi. Ve abilerimiz araya girdi Yavuz dedi. Ortaklıklar dedi para yokken iyi gider dedi. Para olduğunda da ortaklık iyi gidiyorsa dedi o zaman dedi hakikaten iyi ortaklıktır dedi. Bu işten hayır çıkmaz sana dedi. Ve ben iş adamlığı düşüncesini o noktada kapattım. Çünkü ben tıptan para kazanamayacağımı zaten kabul etmiştim. Para almak, hastanın canını üzmeden, sıkmadan, etmeden sizi çok zengin yapamaz. Makul bir ücret alırsınız. Ama daha çoğunu istiyorum, zorluyorum derseniz ahlakınızdan feragat etmeniz zorunda kalırsınız. Yani bu işi ben burada yapacağım ama sen beni şurada göreceksin. Ben bu imzayı atacağım, sana bu raporu çıkaracağım ama cebimin biraz boşluğunun dolması gerekiyor dediğiniz anda çok para kazanırsınız. Öbür türlü ama mümkünatı yok. Akşam eğer başınız yastığa değdiğinde rahat uyuyabiliyorsanız o yeterlidir. Siz beyninizi geliştirmeye şey yapın. Ben yokluklar içerisinde, yokluktan kastım aç açık değilim ama hani konuşacak insan yok, televizyon yok, evde bir ses yok, kedi var sadece. Okumak hevesi belli bir yanın önüme bir şans olarak bunları açtı. Ben sadece hevesimi kullanarak yürüdüm. Soru sorulursa, davet gelirse icabet ettim. Fazlasında ama çıkıp bağırmaya çalışmadım. Ben size gelmek istiyorum, beni davet edin falan demedim. Davet gelirse en uygun koşullarda nasıl gidebiliyorsam, otobüsle otobüsle. Otobüs, yapacak bir şey yok. Zamanlama uymadı işte. Buradan çıkışta ama dönüşümü sağ olsun arkadaşlarımız uçakla yapacaklar. Ama dün saat 10'da bindiğim otobüsten burada saat 7.30 civarındaydım.
4 saatte İstanbul'dan çıktık. Yaşanır gibi değil. Gözünüzde sakın büyütmeyin. Yaşanır gibi değil. Yani şeyden Esenler Otogarı'ndan İstanbul çıkışına gitmemiz 4 saat aldı. Giriyor çıkıyor 3. köprüye giriyor, bilmem neye giriyor, ona giriyor. Burada o yüzden aslında çok büyük bir imkanla yaşıyorsunuz. Zamanınız var. Ama kullanana. Çünkü eskiden dedikleri zaman ya Yavuz Bey işte imkanımız yok, hocamız anlatmıyor, bilmem ne. Artık yemezler şeker. Bu var. Bunlar birer bilgisayar. Bu bilgisayardan YouTube üzerinden istediğiniz Harvard Oxford konuşmasına da bağlanabilirsiniz. Canlı yayınlara da girebilirsiniz. YouTube'da sizin görmediğiniz bütün anatomi derslerinin eskizleri var. Anlatımları var. Çocuklara ilk kalp kestiniz mi dedim tıp fakültesine. Yani kesmedik dediler. Birkaç tanesi akıllı çıktı. Ben kestim hocam dedi. Nereden buldun kalbi dedim. Kurbanda dedi. Kurbanın kalbini kestim dedi. Gerek bile yoktu yavrum dedim. Sakatatçıya gitseydin bir kalp alırdın. Koyun kalbiyle insan kalbi arasında hiçbir fark yoktur. Bunu dedim keserdin dedim. Koronerini moronerini görerdin. Diğerlerine de söyledim inanamadılar. Çünkü kafaları durmuş. Kafası durmuş olan gence bir şey yapamazsın. Beyinleri durmuş. Tuz için formatlanmışlar şimdi. Çünkü bilmediklerini hatırlıyorlar. Yani en son femur kaldı, bunu biliyorlar artık. Femur kaldığını anladıkları için de en kısa yoldan kendimiz bir uzmanlık alanına atarak gidelim diyorlar. Ama o iş öyle yürümüyor. Bilimler toplamdır. Siz felsefe bilmezseniz, siz sanat bilmezseniz, siz kültür edebiyat bilmezseniz, siz istediğiniz kadar bir şey yapmaya çalışın, bunlardan hiçbir şey çıkmaz. Mendel rahiptir. Ne alakası var? Sabır var çünkü herifte. Mendel ne kadar yere ekmiştir diye sorsam, yanıt verecekleriniz var mı içinizde? Ne kadar bezelye ekti? Kuralı bulabilmek için. Kilisenin bahçesine ekti ama tam alanını bilmiyorum. Küçük olarak herhalde. Kilisenin bahçesine küçük olarak değil, tarla ekmiş herif. Tarla ekmiş, birkaç tarla. Arkadaşları yardım etmişler. Çünkü şöyle bir aşaması var, hız kısıtlayıcı basamak. Çiçeklenme olup polenler olduğu anda polenlerin hepsini bir günde toplamak zorundalar ki cross polenlenmeyi gözlemleyebilsin. Ve bunun için adam o sabrı kullanıp bir tarla ekmiş. Arkadaşları da yardım etmişler. O zaman da imkanlar kısıtlıydı. Mendel'in Mendel olduğunun anlaşılması ölümünden 30 sene sonra olmuştur. Çoğu insan zaten yaşarken çok kıymet bulmamıştır. Önemli değil. Ama bıraktıkları şey sonuçta bilimlerin bir bütün olduğunu gösteriyor. Leonardo da Vinci nedir dediğim zaman önce ressam diyorlardı. Arkasından saymaya başladılar. Aslında mekanisyen, aslında kimyager, aslında anatomist, anatominin kurucusudur Leonardo da Vinci. Aslında bir yandan heykeltıraşlığı var. Aslında bir yandan mekanikçi İstanbul'a köprü planlamış, göndermiş işte padişaha kabul eder misiniz diye. O köprü şu an nerede biliyor musunuz? Yanlış hatırlamıyorsam ya Kopenhag'da ya Oslo'da. Burada değil ama. Leonardo'nun Haliç için kurulmuş olması planlanan köprüsü Kuzey Avrupa ülkelerinden bir tanesinde kuruldu. Öyle ya da böyle. Bunların bütünü birçok alanda faaliyet gösterirken ellerindeki imkan ne arkadaşlar? Ben size söyleyeyim. Koca bir sıfır. Hiçbir şey yok. En fazla başka bir büyüğüne gidip sorabilir. Abi sen bu karışımı nasıl yapıyorsun bana göstersene diye. Şu an o adamın kodeksleri bile internette var. Tamamen olay sizin elinizde. Siz isterseniz kendinizi yetiştireceksiniz, istemezseniz yine bir şey olacak. Ama anlattığım tehlikenin farkında olun lütfen. Çünkü bu tehlike, eşleşme tehlikesinin gecikmesi, prensin arayışının sürmesi ama o prens yok. Prens bütün masallarda zaten prens olarak var. Kral çocuğu olarak doğuyor. Diğerleri prensesleşmeye çalışıyorlar. Ama içi boş prenses biblo'ya benzer. Koyarsın çok güzeldir fakat bir şey konuşmaya çalıştığı zaman bir şey çıkartamazsın. Ama mevcuttan payını almaya çalışanlar aşağıdan geldiler. Kemal Sunal rahmetli bunların bütününü işledi. Büyük gökdelenler kurdular. Bu gökdelenler finans kuleleri. Her ikisi de beni kazıkladığı için özellikle koyarım. Biri Akbank'tır öbürü İş Bankası'dır. Kendi halinde doktoru niye kazıkladılar onu anlamam. Bir gün yurt dışına gideceğim. Cebimde 5 kuruş para yok. Bir firma götürüp getirecek gazeteci olarak. Harcamam gerekmiyor ama hiç olmazsa dedim yanımda bir 100 dolar var. Bir kredi kartı var açılmamış henüz. Diğerleri batık. Bunu telefon ettim.
havaalanında 20 dakika konuşup aktive ettim. 5000 lira limit var kartı. Hocam şansım yaver gitti, kartı kullanmadım. Döndüm geldim, yine para yok. Bankamatiğe taktım, limit yok dedi. Bankaya gittim sordum, bunu daha yeni açtım, nasıl limit yok? Yavuz Bey dediler, bunlar ortak kart. Sizde zaten Akbank'ın bir kartı varmış dediler, bu da ikincisi. Aynı limit bu dediler, bunda da limit yok tabii ki dediler. Ve ben o limitsiz kartla orada bir şey yiyebilirdim, en kötüsü o. Ve cebimden para çıkmayabilirdi. Ondan sonra gittim kartı iptal ettim. Bütün kartlar iptal edildi. İş Bankası iptal edildi. Bir tek kredi kartı kaldı. Kaç para limiti var biliyor musunuz? Özellikle söylüyorum bunu. 10 bin lira limit var. Ve defalarca artarak 100 bin desem 100 bin derece artırmıyorum. Çünkü ne kadar çok harcarsanız o kadar çok sizi ziyana sokacaklar. Çünkü artık sistem farkındaysanız bu 4 tane şeye çok dikkat edin. Sol üst taraf tarımda çalışan işçileri götürdü. Çünkü o ot ilacı. Ot ilacını kullandığınız anda ot yolmanız gerekmiyor. Ama insanlara yeterince kimyasalı yedirtebiliyorsunuz. Glifosat, Monsanto tarafından üretilir. Kanserojen olduğu kesin kanıtlanmasına rağmen Türkiye'de de sınırsız kullanılır. Çünkü günde 500 lira, 1000 lira gömmeye parası vereceğinize bir küçük şişe kadar glifosatı bir dekara attığınız zaman oradan yabani ot bitmez. Ama alacağınız ürünün içinde ne glifosatı yavaş yavaş yersiniz. Sağdakiler işçileri götürdü. Anlı şanlı 1 Mayıs bilmem neleri. 1 Mayıs işçinin bayramıdır. Bakın bakalım bu sene 1 Mayıs'ta yine çıkmaya çalışacaklar, çıkabilecekler. Ben size söyleyeyim niye çıkılmıyor biliyor musunuz? Çünkü işçi kalmadı. Çünkü işçiler de zaten kendilerini upper class görmeye çalışıyor. İşçisin sen işçi kal diye bir şarkı vardır. İşçi olmaktan utanmayın. Birinin bir kötü şeyini silmekten, birine yardım etmekten, birinin elini tutmak, bunlardan niye imtina ediyorsunuz ki? İşçi olmak da kötü bir şey değil ki. Kendi kol gücünüzle para kazanacaksınız. Allame-i Cihan değilsiniz arkadaşlar. Olabilirsiniz ama. Oyarak, yaparak, üzerine implante ederek bir şeyleri becereceksiniz. Ama bu da kol gücüyle çalışma. Bu bir işçilik zaten. Çünkü insanlar zaten işçidirler. Çalışmayan da ölür, onu bilin. Soldaki alt, o fazla olan şey onun içerisinde adam. Çünkü uydu kontrollü olarak o traktör rahatlıkla çalışıyor. Türkiye'ye kanunu dayamaya çalıştılar. Henüz beceremediler ama becerirler. Ortaklıklara ayrılmış büyük arazilerde ortaklık durumunun ortadan kaldırılması. Çünkü bu sistemi bir kere kurduğunuz zaman çok büyük yekpare arazi gerekiyor. Emin olun yapacaklar. Sağ aşağı ne olduğunu anlıyorsunuz. 3 tane bankamatik. Her biri aslında 3 vardiyadan çalışsa 5 kişiden 3 kere 5 15 kişinin parasını alıyor. 3 tane var 45 kişi. Orada 45-50 kişinin varlığı var. 45-50 kişinin işini alıyor o bankamatikler. Bir de böyle bakın. Vending machine. Ne versek onu içerler. Unutmayın. İşte bunun en iyi bilmem ne Guatemala bilmem nesi abi sanırsın kahveyle doğdu herif. Sanırsın herif kahve dünyasının içinden geldi. Guatemala bilmem nesi falan fark etmiyor. Eğer ortada içecek bir şey yoksa bunlardan hangisini içine koyarsanız ister su koyun, ister cep telefonu koyun, ister ayakkabı koyun. Bunlar vending machine, bunlar satarlar. Dolayısıyla bakkala da ihtiyacımız yok. İşin kötü yanı bu. Sizin hala içinde bulunduğunuz aşırı avantajlı hal, siz birebir insanla çalışıyorsunuz. Birebir insanla çalışan işler bitmeyecekler ama satış pozisyonu, AVM'ler, sol yukarısı gitti. Sağ aşağısı beyaz yakalılar gitti. Sol hala gömülüyor, farkında değil misiniz? İliç'te toprak kaydı, kaç kişi kaldı altında hatırlıyor musunuz? 9 kişi. Ne oldu onlar arkadaşlar? Oraya girebiliyorlar mı? Giremezler. Çünkü orası toprak yığıntısı. Bir daha girmeye kalkarlarsa, bir daha kayarsa bu sefer Fırat'a kayacak. Onlar orada ileride belki 50 yıl, 100 yıl sonra falan belki bulunabilirler. Bu adamlar gittiler zaten. Yerlerine kim adında arkadaşlar? Yeni kendi çocukları adında. Unutmayın bunları. Bunları unutmayın çünkü bunlar sizin de başınıza gelecek. Ben boşuna mı buraya 12 saat yolculukla geliyorum? Bu sizin de başınıza gelecek. Çünkü bir sistem ucuzlamaya başlarsa
olmayacak fiyattan olmayacak şeyi almaya becerebiliyorsanız ve bunu seve seve yapabilir hale geldiyseniz bu sistem tabii ki sizi de bir süre sonra yemeye başlayacak. Çünkü insanın eli ucuzluyor. Ne istiyorlar sizden daha çok? Aracı olmanız. Yani product manager gibi satış elemanı istiyorlar. Bu implantı pazarla. Bu Fransız askısını pazarla. Bu bilmem neyi pazarla. En sonunda vardığımız noktada maalesef kurye olmaya çalışıyorlar. Bir meslek lisesine gittim. Nedir dedim bu çocukların ileride? Vallahi Yavuz Bey dediler, iyi ki geldiniz. Çok sevindik. Çocuklar çok mutlu oldular. Vallahi dediler, bunların hiçbiri mesleklerini yapmayı düşünmüyor. En iyisi kurye olmayı düşünüyorlar dediler. Kurye olmak için üniversite, lise bitirmek biraz mantıksız görüldü. Ama doğru mu? Doğru. Sistem statünün korunmasını istiyor. Ben şimdi konuşma kısmını burada keseceğim. Bunun üzerine söyleyebileceğim bir yanı daha bilmem ne olabilir. Hiç fark etmez. Bu sistem sonuçta bu işler halini ben son 15 yılda anladığım zaman misyonun biçimi değişti. Ama bunun arkasından başka bir şey ne anladım tabii. Bize anlatılanları ben kurgulamaya başladım. Yani tıpta söylenenlerin aslında hiçbir şey olmadığı, tıpta hala iki tane geçerli kural, biri hastalık yoktur, hasta vardır, ikincisi önce zarar verme olduğu, bunun Hipokrat'tan kalan 2000 yıllık kural olduğu, halbuki benim kurduğum modelde endüstrilerin üretim metotlarının biyolojik geri planını incelediğimde beslenmeyle ilgili öngörülebilir bir takım tahminlerde bulunulabileceği, sistemin nasıl çalıştığına dair insanların baktığının gördüğünün dışında başka bir şeyi aynı tablodan çıkarabileceğimi fark ettim. Benim yapmaya çalıştığım o. Ama bir yandan bunu da gördüm. Yani bu çocuklar gelecekte eğer kendilerini yetiştirmezlerse bu sadece gülümseyerek ederek falan filan olacak bir şey değil. O zaman hayata daha umutlu, daha istekli, daha ayakta durabilir olarak başlamayacaklar. İtilecekler, kakılacaklar. Ne gerek var abi? Bana göre bu nüfus fazla yaşlandı. Ben bakmayın çok şey değilim. Biraz da yani aslında kötü bir insanımdır. Ben insanların 80-90 çekmecelerinde çok fazla makbul görmem. Sağlıklıysa eyvallah. Ama bu sistemin üzerine bu kadar insanın sağlık masraflarını koyarsanız ileride bu çocuklara eğitim parası bile biz bulamayız. Böyle söyleyeyim size. Bir kanser hastası. Hasta çıkıyor ortaya. Hasta olup olmadığı belli değil. Hakikaten kanser mi değil mi? Çünkü bir şeysi yok adamın. Fakat adamın maliyeti sonuçta 1 milyon lirayı buluyor. Bu adam sonuçta iyileşiyor ya da gidiyor, fark etmez. 1 milyon lira maliyet yaratıyor. 1000 kişi olsa 1 milyar lira maliyet. Ve bu maliyetin sonu yok. Bunun hepsini devlet ödüyor. İngiltere böyle yapıyor. İngiltere eğer özel sağlık sigortan yoksa standart tedavinin dışında hiçbir şey vermiyor. Dolayısıyla onlar aslında geleceklerini teminat altına almanın huzurunu yaşıyorlar. Evet, belli bir noktaya kadar bu yaşamın bu kadar uzaması kısmen tıbbın eseridir, kısmen bilmem neyin eseridir. Ama bir yandan baktığınızda da çok fazla sürdürülebilir bir şey değildir. O kadar bolluk içinde yaşamıyoruz. Şimdi soru sormanızı bekliyorum. Özellikle öğrencilerden. Salonun oksijen miktarı düştüğü için arada uyuklayanlarınız olduğunu gördüğümden, buradan herkes görülebiliyor mesela, kafalar düşüveriyor. Ama soru sormanızı bekliyorum. Bundan sonrası çünkü soruyla gidecek. Ne kadar süreniz var? Çok. Sıkıntı yok. Çeyrek var. En az yarım saat 45 dakika. Buyurun. Neden onkoloji hocam? Sevgili hocam, neden onkoloji? Biraz duygusal, biraz şeyden ötürü kaynaklandı. İlk eşimin kardeşi kanserdi. Onkoloji biraz böyle meydan okumalı. Ben de aslında biraz meydan okumalı. Meydan okumaktan kastım şu. Bak, fizik yazıcı, fiziğe girecekken tıbba girdim. Niye girdim? Çünkü kendi kendime neyi öğrenmekte çok zorluk çekerim dedim. Bu kararların düzeyine bak. O zamanki görüşüm buydu. Tıp dedim, kendi kendime öğrenilebilir bir şey değil dedim, o yüzden dedim. Fakat o sırada da tıbbın içinde de daha iddialı, çözümsüz olana gideyim. Çünkü bir kısmının zaten çözümü var, bir kısmında bir şey yapmasan da oluyor. Bunların da hepsi işlevini yapıyor. Yani bir radyolog filmi okuyor, bitti zaten. Yani o radyologun hastayla ilgili herhangi bir içinde bir şey oluşması gerekmiyor. Filmi görüyor, gidiyor. Onkoloji biraz meydan okuma, tedavi edebilir miyim? Nasıl bir hastalık bu? Bu hastalığı nasıl anlayabilirim? O yüzden onkoloji oldu. Bir de TUS'tan doğrudan geçilebilecek yer radyasyon onkolojisiydi. İyi ki medikal onkoloji olmamış ama onun öncesinde zaten dahiliye ihtisası gerekiyor. 4-5 sene daha ihtisas gerekiyor. Üstüne medikal onkoloji yan dalı yapılabiliyor.
O yüzden o kuruş. Question. Buyurun. Buyurun. Biraz, bir dakika. Mikrofon. Diğer seyyar mikrofon. Ah canım kardeşim, sen oradan oralara sürükleneceksin. Şöyle kendi etrafını da göster ayakta. Tamam. Hocam sanırım şey şuydu. Şu an bizim diş hekimliğinde de, tıpta da, eczacılıkta da, herhangi bir sağlık alanında daha önceki zamanlarda yapılmış bir araştırma sonucu, şu an geçerliliğini yitirmesine rağmen bizim klinik ya da temel derslerimizde gördüğümüz şeyler ve TUS'ta da bunların varlığını ve sınıflamalarını ya da neyi bulduklarını ya da neyi kanıtlayamadıklarını bilmemiz gerekiyor. Ve çok fazla bir konu kirliliği demek istemiyorum ama çok bir genişlik var. Sanki böyle asıl öğrenmemiz gereken şeyleri değil de çok daha arka planda kalacak eski şeyleri, yeniye bakamadığımızı düşünüyorum bazı konularda. Sizce mesela bu konuda, sağlık alanında özellikle, eğitim bir tamamen gözden geçirilmeli mi? Yeniden bize uyarlanmalı mı? Eğitimin tamamen gözden geçirilmesine kesinlikle katılıyorum. Fakat bu gözden geçirme efendim, sizin dediğiniz gibi eskileri tamamen unutalım, yenileri devam edelim şeklinde değil. Maalesef bu bütün. Daha öncekilerin gördüklerinin bugün görülebilmesi benim fikrimi değiştirebiliyor. En erken okuduğum makale efendim 1640 tarihinde yazılmıştı. Maldigi'nin akciğer dolaşımını planladığı, gösterdiği makale. O zaman yazmış adam bunu. Maldigi dediğiniz adam, bunun için bölgedeki bütün kurbağaları neredeyse bitirdim diyor. Elinde mikroskop yok, elinde hiçbir şey yok. Kurbağanın kalbinin şeffaf olması nedeniyle kurbağa kesiyormuş adam. Kurbağaları kesmiş, kalp akciğerlerini çıkartmış, bunları kurutmuş. Bazılarına boya koymuş, bazılarına cıva doldurmuş, cıvayı boşaltmış, bunları tartmış. Elindeki bir tek şey var, o da büyüteç, mikroskop da yok. Sonuçta adam makaleyi yazmış. Makale çok ilginç, böyle başlıyor. Bölgedeki bütün kurbağaları sanıyorum bitirdiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim diyor. Ama diyor, sonunda diyor, akciğerin yapısının diyor, bir servi ağacının kozalağı gibi olduğunu anladım diyor. Merkezden bağlı loblardan meydana geliyor diyor. Ve kendi içinde bunun bir sirkülasyonu var diyor. Üstelik diyor, bu diyor damarını diyor, vene cava'dan doğru aldığı için diyor, aslında diyor, yağlar da diyor, doğrudan lenfatiklere bindiği için diyor, akciğere gittiğinde bu lenfatikler doğrudan akciğerden dolaşıma gittiklerinde vene cava suveren doğrudan akciğere gidiyorlar diyor. Ben de bu yiğimal bilgiden öğrendim. 1640'ta yazılmış. Dolayısıyla bazılarının neden zehirlendiklerinde ağızlarından böyle köpüklü bir sıvı geldiğini o zaman anladım. Yani herife yedirerek bir şey veriyorsun ama ağzından köpüklü bir sıvı şeklinde zehirleniyor. Çünkü yağda erir bir maddeyle zehirlerseniz adamı, bu yağda erir şey sonuçta doğrudan akciğere gidiyor. Bu şu anlama geliyor. Evet, tıbbın müfredatı kesinlikle değiştirilmeli. Babamların okuduğu müfredat bizden iyi. Bizim okuduğumuz da sizden iyi. Şu an aslında üstüne konulan bir müfredat yok. Hala fizyoloji. Claude Bernard'ın işte kurbağa bacağındaki işte bilmem ne bilmem ne geçişini falan. Ama bu demek değildir ki. Biz bunları topuna artık genetik bilmem neyle çözüyoruz. Genetikten hiçbir şey çıkmadı. Sizin bunları bilmeniz ile ama mesleki beceriniz arasında da bir ilişki yok. Onu da söyleyeyim. Yani Hacettepe'den birinci bitirmiş bir kız çocuğu. Bir zamanlar dediğim gibi ben yayıncıyım sonuçta. Fakülte diye bir dergi çıkarttım. Bundan aşağı yukarı 10 küsur yıl önce. Gerilimlerin içerisinde, beni de uğran dönem aslında o gerilimli dönem. Üniversite rektör seçecek. Rektör bizim aslında çok sevdiğimiz bir abi de ben de rektör adayı olacağım dedi. Ben de üniversitenin eskisi olduğu için elimden geleni yaparım abi dedim. Gel gör ki sevgili abim bir türlü kendi rektörlük adaylığını açıklayamıyor. Açıklayamadığı gibi de zaman geçiyor. Sonuçta 13 tane rektör adayı ortaya çıktı. Ve ben bunun üzerine bir işte ortak bilmem ne platformu diye bir şey kurdum. Rektör adayları benimle kavga etti. Sen nasıl oluyorsun da buna şey? Sen abine dediler altyapı. Yapma, vallahi yapma. Yapmıyorum abi dedim. Üstüme kaldı dedim.
Evet, dergi çıkarttım. O derginin içerisinde bunları yazdım, ettim, bilmem ne. Üniversitenin tarihi, rektörün kavramı nereden gelir, neden bir rektör gereklidir falan filan derken en sonunda bağlanma noktasını unuttum ama sonuçta şuraya geldi. Bunların hepsini yaptığınız için aklınız açılıyor. Şimdi insan beyni geliştirilebilir. Bunu unutmayın. Çünkü aklınızı kullanırsanız genişler. İnsan kasını konularıp, işte dambulu koyup böyle böyle yaptığı zaman kas nasıl genişliyorsa, bu da ama düşüncenin derinleşmesiyle genişler. Siz derseniz ki bana, ben bunu yapmak istemiyorum, ben çok güzel bilmem ne ameliyatı yapıyorum, yapabilirsiniz. Doğru. Bundan güzel para da kazanabilirsiniz. Çok iyi implant çakabilirsiniz ama implantın işte dokusunun bilmem nesi falan, bunları bilmiyor olabilirsiniz. Sadece baktığınız zaman şeye, ya buna bilmem ne yapmak gerekir diyebilecek beceriye sahipseniz eğer, o zaman siz zaten mükemmel bir diş hekimi olmuşsunuz demektir. Ama diğer yoldan yürürseniz, bu öğrenmemiz gerekiyor muydu hakikaten bunları falan, bir kısmı tamamen gözden geçirilebilir. Fakat bunu yapabilecek dünyada bir otorite yok. Yani bir Suprem Konsil istiyorsunuz siz. O Suprem Konsil bize ne yiyeceğimizi söylesin. O Suprem Konsil asla şeker yemeyeceksin, asla ekmek yemeyeceksin, gluteni hayır. Mesela böyle bir Suprem Konsil yok. Kendi aklınızdan ve kendi vücudunuzun deneyiminden geçireceksiniz. Bunların okunması eğer mümkünse gerekiyor. Çünkü beynin genişlemesi için gerekiyor. Bu beynin genişlemesi için sanat okumanız, ilahiyat okumanız, felsefe mutlaka okumanız, hatta edebiyat vesaire, bunların hepsini okumanız gerekiyor. Ha ben normal yaşayacağım Yavuz Bey, olur abi. Ben işte bir ameliyattan 300 bin lira alıyorum Yavuz Bey, olur abi. Ayda kaç ameliyat? 10 tane yapıyorum abi. Kaç para kazanıyorum? 3 milyon kazanıyorum abi. Peki kendini nasıl mutlu ediyorsun? Mutlu edemiyorum abi. Bunu söyleyen bizim... Tamam, reis gibi konuştum. Anlamam gibi reis gibi oldu. Bunu söyleyen bizim omurga cerrahımız. Adam bundan 10 küsur yıl önce bir operasyona 360 bin lira alıyordu. Bak giriyor ekip abi. 10 küsur saat başında kalıyorlar. Omurgaydı. Dünyaca meşhur. Sonunda Fransız Nightingale'i aldı bizden. Bu abimiz bir operasyondan o zaman 360. Bugünkü parayla sendeki 5 milyon alıyor. Ayaklarım geri geriye gidiyor diyor. Çünkü her gün aynı operasyon. Omurgayı açıyorsun, onu düzeltiyorsun. Tamam, çok başarılısın, bilmem nesin. 5-5-5-5-5 birikiyor. Ne yapacaksın bunu? Bunu en iyisi ne yaptı derseniz en iyisi hiçbir şey yapamadı. Çünkü para o kadar bir para ki, bu parayla ancak böyle birilerinin okumasını sağlayabilirsiniz, bir enstitü kurabilirsiniz, insanlara burs verebilirsiniz. Ama mesela 5 milyon lirayla müze kuramazsınız. Müze kurduğunuz zaman çünkü gideri çok büyüktür. Yani çok büyük olmanız lazım müze kurmak için, koç gibi olmanız lazım. Para böyle sınırsız akıyor ve siz ondan bir de müze koydum, sırf sadece şanınız yürüsün şeklinde. Ama geri kalanını yapamazsınız. O para harcanamayan para. Ama öbür tarafta aklınızı geliştirmek açısından sınırınız sonsuz. Bunu buldukça daha çok mutlu olacaksınız ve kendinizi geliştireceksiniz. Hangi mesleği yaparsanız onu mutlaka ilk bir hobiniz olacak. Bana ihtirasla şunu merak ediyorum, çok merak ediyorum diyenler bir kere el kaldırsın. Bir şeyi çok merak ediyorum, tıp dışı. Dişçilik, eczacılık dışı. Söyle Ankara. Evrimi merak ediyorum. Evrimi merak ediyorum. Başka? Kuantum. Uzayı mı merak ediyorsunuz? Aram etrafınızdan bir şey merak ediyor. Gördüğünüz gibi merak ettiğiniz şeyler de aslında erişilebilmesi kolay olan şeyler değil. Ama baktığınızda evrimi merak ediyorum diyen kişi mesela, bu sabah biz evrimi bir miktar konuştuk. Kahvaltıda konuştuk. Dedi ki artık dedi arkadaşım. Hocanız dedi ki, artık dedi, kaçıncı molardı hocam? Üçüncü molarlar artık gelişmiyor dedi. Bakın üçüncü molar gelişmiyor dedi. Bu evrimdir. Ha bu evrim mutasyonel falan değil. Ayrı. Açıklaması ayrı. Evrim var mıdır sorusu tamamen ayrı. Olmuş mudur derseniz ben inanmıyorum, onu söyleyeyim size. Doğal seçilime inanıyorum ama evrimle bilmem bu hale geldiği kısmında olmaz, tutmuyor. Aklım almıyor. Çünkü hakikaten örneklerde bunun olabilmesi ihtimali yok. Çünkü mantık olarak bir geni kendisiyle o geni polimerize eden enzim aynı paketin içerisinde kodlanıyorsa bu yaratılışa gider.
Anlatabiliyor muyum? Bir polimeraz enzimi DNA'daki diğer genlerle birlikte aynı paketin içindeyse o zaman bu evrimle açıklanamaz. Ya bütününü reddedeceğiz, başka bir model bulacağız. Tek zamanlılık, tek anlılık modeli gibi mesela. Her şey aslında tektir ve bir anda olmaktadır. Ve biz bunu zaman varmış gibi zannediyoruz. Olabilir. Ama şey, uzay. Uzayda galaksilerin bilmem nesi ben de çok severdim. Bilim ve teknik mecmualarını aldığımda en çok ona bakardım. Büyük cüceler, küçük bilmem neler. Ama buradan felsefi olarak çıkartacağım şu. Kara deliğin ucu size nereye açılıyor? Doktor hanım. Mikrofon nerede? Kara deliğin ucu nereye açılıyor? Kara deliği biliyoruz. Biliyor muyuz? Uzayda büyük delikler var. İçinden ışık bile kaçamadığı için karanlık olarak kabul edilir. Öyle bir yer çekimi olmaktan daha çok beyaz cücelerin içine çökmesiyle kollabe olmuş bir sistemin olağanüstü bir yer çekimi yaratmasından ötürü ışık bile artık oradan kaçamayacağı için sadece boşluk olarak görülür. Buna kara delik adı verilir. Ve içine ne varsa giren yutar. Bunlarla ilgili çekilmiş en azından bir düzine film sayabilirim size. Peki, nereye açılır kara deliğin sonu dediğiniz zaman bu felsefe sorusudur. Çünkü bana göre kara deliğin sonu elbette ki uzaydaki başka aynı sistemin içinde başka bir yere püskürme olarak açılır. Yani bir şey yoktan var olamıyorsa eğer, oradan da emilen bir şey başka bir yere yer transferi olmuyorsa, uzayın başka bir yerinde bir iyon kanalı gibi o kanalı oradan oraya taşıyacak demektir. Bunun için siz mekan olarak düşünün, mekan olarak düşünmeyin. Mekan dediğiniz şey izafidir. Zaman dediğiniz şey izafidir. Albert Einstein'ın lafıdır. Ama bunu irdelemeye başladığınızda kendi kafanızda, kendi kendinize çok mutlu olabilirsiniz. Einstein'ın iki tane çok güzel lafı var. Hipokrat'tan aslında daha iyiler. Hipokrat'ın ki laf değil, gerçeği söylüyor. Önce zarar verme, çünkü ne olduğunu aslında bilmiyorsun. İkincisi hastalık yoktur, hasta vardır. Yani bütün hastaları aynı sepete koyma. Aynı sepete koyma hatasına gidersen Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün içine düştüğü klinik araştırma ve bu klinik araştırmaların P değerinin bilmem nesine düşüyorsunuz. Çünkü klinik araştırma sepetleştirmedir. Bütün hastaların çeneleri ayrıdır. Bütün hastaların alveol yapıları ayrıdır. Siz bunları A sınıfı alveol, B sınıfı alveol diye mutlaka sınıflamışsınızdır ama tutmaz. Yaptığınız iş, diş hekimleri o yüzden biraz daha şanslılar. Çok bireysel çalışıyorlar. Ama iş bizde öyle değil. Biz de reçeteyi verip gönderdiğimiz zaman herifi boşluğa gönderiyoruz. Geri geldiği zaman da hatırlamıyoruz bir şey. Kim olduğunu bile hatırlamıyoruz. Zaten çoğunlukla doktor da değişmiş oluyor. Einstein'ın iki lafı ise şu. Bir fikir önce saçma gelmiyorsa ondan yeni bir şey çıkmazlar. Yani sizden saçma düşünmenizi istiyorum. Neden olmasın? Bir şeyi saçma olduğunu düşünün önce. Ben yoğurdun ekşiyemediği meselesini görünce hadi lan dedim. Mümkünat yok dedim. Gittim bakkaldan bir kutu her zaman aldığım yoğurttan aldım. Yoğurdu bir bıçağı aldım. Ocağın üstünde simple deney yapıyoruz. Açtım aleminin üzerinde bıçağı alevden geçirdim. Ondan sonra öbür tabağı da alevden geçirdim. Yoğurdu ortadan ikiye kestim. Bir yarısını öbür senin tabağa koydum. Üstünü streç kapattım. Öbürünün de üstünü kapattım. Birini tezgaha koydum. Öbürünü buzdolabına koydum. İçim pırpır. 10 gün. 10 gün. Çünkü heriflerin yaptığı şey doğanın kanununa aykırı. Mümkünat yok. Bir şekilde açıklanması gerekir. Ve adamlar da bildiğim kadarıyla içine bir şey karıştırmıyor. Hakikaten karıştırmıyor. Fakat gerizekalılar ne olduklarını bilmediği bir tebliğ değişikliğine gitmişler. Tebliğ değişikliğini yaptıran firma bir Fransız firması. O Fransız firmasının dükkanları şu an bütün Türkiye'de yaygın. Hatırladınız mı? Jingle'da kafanıza girdiler. Aslında jingle Hababam sınıfının jingle'ıydı. Bu market bunu sokmuş, bu market yöntemi değiştirmiş. Bakanlık nasıl bir nüfuz söz konusuysa Türk tipi yoğurt tebliğini değiştirmiş. Sizce biz bakanlık olarak bunu yapar mıyız? Yapamayız. Peki o marketlerin Türkiye'deki ortağı kimdi?
Hatırlıyor musun? Sabancı. Sabancı. Sabancı değiştirtebilir mi? Evet, Sabancı değiştirtebilir. Sabancı'nın gücü bakanlığa baskı yaparak yoğurt tebliğini değiştirtebilir. Ve ortaya çıkan genel bilik bilik yoğurt bir dönem için insanlar tarafından çok takdir edilmiş. Suyunu bırakmıyor. Taş gibi. Katı yoğurt. Tadı güzel. Ama yoğurt işleri yok. Yani antioksidan hiçbir şey yok. Ekşiyemediği için reaksiyona giremiyor. Reaksiyona giremediği için sizdeki olabilecek toksin maddelerini uzaklaştırması söz konusu değil. Siz tarım ilacını yediğiniz zaman muhtemelen yemeğin yanına yediğiniz yoğurtla bir kısmını tutup dışkı olarak atıyordunuz. Artık onları scavengerlarla tutmak söz konusu değil. Böyle düşünün. Bir toplumu hastalandırabilir misiniz? Evet, Türk toplumunu sadece yoğurdu değiştirerek hastalandırabilirsiniz. Çünkü Türk toplumu içmez. Antioksidan olabilecek başka ülkelerin tükettiği malzemeleri tüketmez. Bizim yeme stilimiz içerisinde, bizim proteksiyonumuz bütünüyle yoğurda bağlıdır. Ben bunu gördüm. Arka planın da onu gördüm. Bunun pazarlamasını gördüm. Sonra da maalesef kandırılmış sanatçılar gördüm. Hiç anlamadıkları konularda bakın ne kadar güzel, bembeyaz, her şey pırıl pırıl bir fabrika burası. Kadınlar gelin burada bu kadar temiz hijyenik falan derken Türkiye'yi siz hatırlamazsınız doğmamıştınız. Taharet bezinden kağıt tuvalet kağıdına geçirdik. Şimdi endüstri ağzıyla konuşayım. Taharet bezi ne işe yarar bilir misiniz? Yıkanmış olan poponun kurulanmasına yarar. Yani temizlikle ilgili bir işlemi yoktur. Bu zaten yıkanır. Yıkandıktan sonra biraz su üstünde kaldığı için herkesin kenarında böyle ip üzerine asılı taharet bezleri vardır. İşte Yavuz'unki kırmızıdır, işte annesininki mavidir, babasınınki yeşildir. Herkes kendi bezini kullanır çünkü zaten bir kurulama işlemidir bu. Herifler bunu bile hijyen diye sürekli sarf gerektiren, şu suyun bir esprisi var mı? Yok. Bu suyun esprisi etrafındaki mamak şeysi. Çünkü bunu satıyoruz. Suyun bir kıymeti yok. Su zaten geliyor. Suyu kiralıyorsun bunun içine doldurabilmek için. Sonra bunu taktığın zaman üstüne bunlar küçük boncuklar halinde geliyor. Bu sarf malzemesi. Çünkü bu bir daha kullanılamıyor. Hayatınızda pek çok şeyi bu şekilde değiştirdiler. Bunu değiştirdiğiniz zaman dimensionlarını, o zaman anlayacaksınız ki hakikaten durum farklılaşıyor. Ama Einstein'ın ikinci lafı. Bir şeyi 6 yaşındaki çocuğa anlatamıyorsan da sen de anlamamışsın. Bunun ötesinde anlatacağım bilimsel kısma hiç girmedim. Çünkü bu bir kitap kulübü söyleşisi pozisyonunda olacak. Ama size doku biyolojisinden bahsedebilirim. Çaktığınız implantların neden tutmadığını, çünkü o dokuların zaten bizim verdiğimiz antibiyotikli gıdalar nedeniyle boşalmış olduğunu, porotik haline geldiğini, o porotik hale gelmesi nedeniyle önce içine çimento basmanız gerektiğini, çimento basmadığınız şeyin içine implantı oturtursanız zaten atacağını, dolayısıyla insanların karınlarında fıtıklar oluşmasını, aortların genişlemesini, bunların zaman zaman rüptüre uğramasını, beyin anevrizmalarının patlayarak bunları öldürmesinin aslında son derece normal olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü bu kadar antibiyotik Türkiye'de hiçbir zaman kullanılmadı. Son 20 yılda kullandılar. Çünkü ucuz olsun, çünkü küflenmesin, çünkü üstünde bilmem ne olmasın. Limonun kökünden kanser ilacı olan ilacı verdiklerini Türkan Saylan öldüğünde anladık. Hoca'dan ilaç kalmış, bizde vefat etti. Mersin'den bir şey geldi, dediler ki bizim bu ilaca ihtiyacımız var. İyi dedik, biz de verelim, gönderelim, gönderdik. Sonrasında tekrar bir muhabbet. Ne oldu dedim hastanız dedim. Biz onu hastaya atmıyoruz ki dedi. Biz onu limona atıyoruz dedi. Niye dedim? O aromataz inhibitörü dedi, eczacılar. Aromataz inhibitörü olduğu için dedi, limon olgunlaşsa da dalda kalıyor dedi hocam dedi. Dökülmüyor dedi. Dolayısıyla dedi bunu tekrar toplayıp soğuk hava deposuna gönderme derdimiz olmuyor dedi. O yüzden simsarı beklerken dedi iş ek iş çıkmıyor dedi. Ağaca bir şey olmuyor, ağaca bir şey olmuyor. Peki limon dedim küflenmesin diye amfiterisin de basıyoruz dedi. O ne oluyor dedim içine işliyor dedi. Hakikaten sonra çocukluğumda limonların tezgahta nasıl küflendiği, yeşerdiği, limon yeşili, küf yeşili diye bir renk oldu. Bunlar aklıma geldi. Hepsini unutmuşum. Çünkü anlık yaşıyoruz. Yalnızlık uzun zamanı algılamanızı ve unuttuklarınızı hatırlamanızı kolaylaştırıyor. Hatırlamaya bir kere başlayınca gerisi geldi.
Söylediğim zaman o yüzden reddedemiyorlar. Uzayı merak ediyorsanız bunlarla birlikte merak edin. Ama merakınızı günlük yaşam içerisinde tutmanız daha güzeldir. Ama yine de aklınızı genişletecek olan, zekanızı ilerletecek olan bir akıl oyunu olarak bunu çalıştırın. Yani illa diş hekimliyim, malzeme geliştireyim, bilmem o el becerisi. Aklın gelişmesi için bambaşka şeyler. Yazı yazın. El yazısı yazmayı çoğu insan bilmiyor. Öğrencilerden el yazısı 3 sayfa kompozisyon istiyorum. Ders geçme notu 90. Sadece diyorum kendi kendinizle baş başa kalarak 3 sayfa bir yazı yazın ne olur. Bakın hepsi bu. Kendi kendinizle baş başa kalarak 3 sayfa yazı yazın. Çünkü yazı yazmıyor. Kendi kendiyle baş başa kalmıyor. Ondan sonra bir şey daha var tabii. Bir genel neşesizlik haliniz. Bu endişeden kaynaklandığını zannetmiyorum. Yani bir ülkenin geleceği ne olacak, ben ne olacağım falan filan değil. Hayır. Neşesiz, endişesiz. Neşesizlik durumu kötü bir şeydir. İnsanlarda duygu durumunu aşırı derecede düştüğünü gösterir. Olabilir mi bu? Olur tabii, yaparsın. Yapabiliriz. Nasıl? Aromatik maddesini vermezsiniz. Bir de aromatik madde nerede vardır? Olgun meyvede vardır. Olgun meyve yiyebilen var mı? Yok, hepsi ham. Başka nerede vardır? Çikolatada vardır. Aromatik madde. O yüzden serotonin, kendinizi iyi hissedersiniz. Başka? Diğer başka bir şey de yok. Dışarıdan alınmazsa vücutta yapılabilir mi? Yapılamaz. Bildiğimiz kadarıyla. E ne olur? Ortalama olarak toplum böyle gülümseyen ama bir şey ifade edemeyen bir hale dönüşür. Gülümserler. Gülümsüyorlar zaten. Siz de böyle olmayın. Yani içinizde gençlik isteği, coşkusu ve uçarıldığını da görmek istiyorum. Yani ben şunu yapmak istiyorum, ben bunu yapmak istiyorum. Şiir okuyabileniniz var mı diyorum. Kimse şiir okumamış. Şiir dediğiniz şey çok önemli bir şeydir. Doğru yerde doğru lafı söylerseniz ardınızda orduları sürüklersiniz. Söyleyemezseniz hiçbir işe yaramaz. İsterseniz Allame-i Cihan'ım, isterseniz her şeyi bilin. Söyleyebildiğiniz kadar artık karşının da anlayabildiği kadar. Bu kadar yok. Bu kadar toplantının amacı bu. Bu konuda lütfen uyanın ve kendinizi geliştirin. Çünkü elinizdeki imkanlar sonsuz. Diksiyon dersi de var cep telefonlarında. Doğru konuşmak, kaliteli konuşmak çok önemlidir. Hala arkadaşımın falan demesi kulağımı tırmalar. Yani kızı 20 yıldır tanıyorum ama falanına bir türlü alışamadım. Çünkü ya filandır ya falandır. Falan diye bir şey yoktur. Ne diyeyim şimdi artık arkadaşım bir şey de diyemiyorsunuz. Ama bu kaliteyi ele verir. İstediği kadar üstüne Prada giysin. Falan dediği anda biter. Prada ile falan aynı makaraya giremezler. Soru. Buyurun. Neden ontoloji sorusuna verdiğiniz cevabı ithaben soruyorum. Bu meydan okuma sırasında hiç keşkeleriniz oldu mu? Daha fazla talep eden bir alan seçebilirdim. Ya da daha az uğraştırıcı bir alan seçebilirdim tarzına keşkeleriniz oldu mu? Aldım. Bak keşkeler hayatta her zaman olur. Bunu bilir. Keşke o sözü söylemeseydim. Keşke o kızı bırakmasaydım. O kızı bırakmasaydım aslında şu an Türkiye'de bile olmayabilirdi. Ahında mutlu yavrularımızla birlikte emeklilik hayatını geçiriyor olabilirdi. Keşkeler hayatımızda her zaman olacak. Önemli olan pişmanlık düzeyinde olmaması. O yüzden elinize, dilinize, belinize hakim olacaksınız. O zaman keşke olmaz. Sami Zan'ın diğer lafı, Hebur'un dışında. Hayat bana bir limon verdi, ben ondan limonata yapmayı bildim der. Lafın dibine kadar, son damlasına kadar doğruluğunu anladım. Cebimde para yok, en son saptırdığım kızın bileziği oldu. Annemlerin bakıcı ücreti falan ödenecek. Kıza doğumunda gelmiş küçük bir bilezik var, bugünkü parayla de ki 1000 lirayla. Satın bunu dedim. Ama pişman değilim. Çünkü öyle olması gerekiyor. Keşkeler her zaman hayatınızda olur. Siz ama dönüp de doğru yapmışım dediğiniz anda bitti. Bazen de önünüze yollar açılır, siz o yollardan birini tercih edersiniz. Çirkin şansı diye bir şey vardır. Doğru mudur doktor hanım? Hayır, doğru değildir. Çirkin çünkü zorunlu olarak akıllıdır. Güzel kendini bir şey zanneder. Ben güzelliğimle götürürler. Ulan sen güzelliğinle nereye kadar götürürsün? Öbürü halbuki İyi hesaplar. Onun kalbini nasıl çeleceğim der. Onu nasıl avcumda elimde tutacağım der. Onu nasıl sürekli bana, çünkü kendinin zaten
fiziksel olarak bir geride duruşluğu vardır, öyle hissediyordur. O yüzden öbürünü ihtimamla kollar, daha çok çalışır. Üzgün olduğunda yanına gelir, güzel olan öyle değildir, uçar gider. Çirkin şansı diye bir şey yoktur. İnsanlar şanslarla kendileri yaratırlar. Zaten o şans her gün önümüze defalarca seriliyor. Birisinin bir kahve içme teklifinde de seriliyor. Bir sinemaya gidelim teklifinde seriliyor. Bir gazetenin önümüze gelmiş ama okunmayan satırlarında da seriliyor. Buna rağmen olsaymış daha iyisi olurmuş olabilirmiş. Ne oldu? Kısmet. Eldeki limonla limonata yapmayı bileceksiniz. Yoksa keşkesi yok. Ben keşke demeyi bıraktığım anda mutlu oldum. Çünkü kural bu. En iyi ortaklığı yaptığım ve büyük hayaller içerisinde olduğum arkadaşım sırf 5-10 bin dolar geldi diye beni ortaklıktan attı. Hayatımın en büyük düş kırıklığıdır. Öbür evlilik mevlilik hikayeleri onları geçtim. Onların yolları Allah selamet versin açık olsun. Zaten bağlantılar kopmaz. Fakat şöyle bir düşünüyorum şimdi. Ya iyi niyetle davrandığınız şey de çok fazla keşkeniz olur. Acele olsaydım çok iyi para kazanabilirdim. Ama o zaman da ben olamazdım. Yani ben eve mahkum olmasaydım, o sırada yanıma birini bulup gezmeye devam etseydim, cebimde de para olsaydı, annemlere de bak ben olamazdım. Normal biri olurdu. Yani standarda dönüşürsünüz. Sizden standarda dönüşmemenizi istiyorum. Şu standarttan çok fazla var elimizde. Bunlardan bir şey olmuyor. İstanbul piyasasının Nişantaşı'nda bütün burunlar aynıdır arkadaşlar. Ne olur burunlarınıza dokundurmayın mesela. Yani gereksiz yere böyle güzel bir burun, çok mu sizi fiziksel değil ama fizyolojik olarak ya o zaman müdahale ama fizyolojik diye başlayan müdahaleler genellikle bu burunla sonuçlanıyor. Bu burunların da sonuçta o fizyolojik sorunu bir türlü geçmiyor. Benim sevgili iblis sekreterlerimden bir tanesi yaptırdı. Şeyde bir şey yok, değişmedi. Yine nazolelik. Yine konuşmada bir şey değişmedi. Ama içinizdeki eksiği üstünüzü bürüyerek, doldurtarak, botokslatarak erkekler dahil, özellikle erkekler Nişantaşı'nda bütün burunlar aynıdır. Bu şekilde olursanız bir şey olmaz çünkü yapabilecekleri bir şey yok. Marka gezelim, satın alalım, giyinelim, ha hi ha hi dedikodu yapalım da alalım. Bundan bir şey çıkmaz ki. Bunlar boşa geçmiş hayatlar. O kadar imkan belki başkasının elinde olsaydı daha farklı sonuçlanabilirdi. Ama bunların şansı sizin elinizde. Gözünüz çok yukarıda olmasın. Basamak basamak çıkmanın zevkiyle bir anda zıplıyor olmanın zevki birbirinden farklıdır. Basamak basamak çıkmak, hatta bazen düşmek sizi güçlendirir. O pozisyonu hak edersiniz. Geldiğinizde artık orada altınızı kazacak birisi olduğu zaman ona insanın münasiple yapmaması gerektiğini söyleyebilirsiniz. Ama diğerleri için o geçerli değil. Başka soru. Bir daha, devam edelim. Veganlık ve vejetaryenlik hakkında ne düşünüyorsunuz? Bitkilerden aldığımız protein ne kadar yeterli oluyor gelişimimizin? Sadece bitkilerden. Orada bakınız efendim, benim düşüncem değişti. Ben artık protein alınmasının bitkiyle yeterli olduğuna inananlardan. Ha, istiyorsanız büyümekte olan çocuğa verebilirsiniz. Vejetaryenlik konusu son derece yeterli. Kendimin de öyle olduğunu söyleyebilirim. Ancak birisi teklif ederse etle ilgili bir şey yiyorum. Çünkü teklif edilmiş. Ama ben evde etli yerim. Bazen çok canım çekerse yemeğin içine biraz kavurma parçası koyup kış günlerinde. Onun dışında peynir ve diğer ürünler, yoğurt özellikle yeterli oluyor. Ama yoğurdu şehremeninde bir yerde bir yoğurtçu buldum ondan alıyorum. O şekilde çözdüm. Fazlasından et yemek toksiktir. Onu bil. Çok et yemek toksiktir. Çünkü insan bünyesi buna göre yapılmamış. İnsan bünyesi ana kesici ve çiğneyici. Yani otu kesiniz ve çiğneyiniz şeklinde bir yapısı var. Ve bunu fasulyeyle beslemek, kuru fasulye, de biraz etli kuru fasulye, bu yeterlidir. Çok zorlamaya kalkarsanız da adapte olmanız için bedeninize zaman sağlamanız lazım. Çünkü vegan olmaya çalışanların gördüğüm saçları gitti. Saçlar zayıflar. Çünkü alışmamış beden. Çünkü siz aslında kendinizi beslemiyorsunuz. Siz vücudunuzu kolonize etmiş mikroorganizmaları besliyorsunuz. Siz bu mikroorganizmaları besleyemezseniz o saçın ham maddesi üretilemez. Bir kedi neden yalanır doktor hanım? Hiçbir kedinin ağzından temizlenmek için yalanıyorum lafını duydunuz.
Hayat hurafelerden de düşür. Çünkü kedi temizlenmek için yalanmaz. Çünkü kedi temiz değildir. Kedi çok güzel bir hayvandır. Yalanmasının büyük olasılığı ve esprisi tüydeki sisteini geri kazanmaktır. Çünkü hayvanın yediğinin içeriğinin kalması durumunda kokuşması sisteyin anormal foseptik kokusu gibi bir şey çıkartması lazım. Hidrojen sülfüre dönüşmesi lazım. Dönüşmüyor. Ben de bakıyorum bu hayvan bu sisteyini nereden buluyor? A. Kendi tüyünü yalayarak geri kazanıyor. Metabolizması buna müsait. Yediği diğer şeyleri sisteyine çevirebiliyor. B şıkkını bulamadım. Ama sağlıksızlık durumunda yalanmadır. Yani onun yalanması sağlığının başlı başına göstergesidir. Temizlenmek için olan kısmı bizim ona atfettiğimiz ve hayli de işimize yarayan kediler açısından güzel bir özellik, güzel bir şeydir. Ama öyle değil. 1 kilogram hava kaç gramdır? Bunu hocalarınıza sorayım. 1 metreküp hava ağırlığı nedir? Sallı. Sallayacaksın abi. 100 gram dedi. 1.2 kilogramdır. 1200 gramdır. 1 metreküp hava. Hepsi internette var. Eskiden bu sorunun yanıtını bulabilmek için bile mühendislik ya da fizik fakültesine gitmek zorundaydık. Yoktu çünkü. Şu an bunu yazın. Altında seçenekler bilmem nelerle bilmem nelerle. 1.2 kilogram havayı soluyorsunuz aslında. Böyle düşünün. İçinde bulunduğunuz yaşamı yaşarken hissedemezsiniz. İnsanlar havanın varlığından 1600'de emin oldular. 1600'den önce hava varlığı diye bir şey bilinmiyordu ama yelkenler dolduruluyordu. Rüzgarlar vardı ama hava diye bir şey bilmiyorlardı. Şu anda bilmediğimiz tabii ki çok fazla şey var. Yer çekiminin bulunması aslında her şey düşerken bir adamın farklı bir bakış açısıdır sadece. Schrödinger'e o yüzden herkes aynı şeyi görüyor. Siz onların gördüklerinde farklı bir şey görebiliyor musunuz? Oradan bir soru daha var. Soru. Nerede? Söyle. Hocam sizin bu serüvende motivasyon kaynağınız neydi? Serüvende özel bir motivasyon kaynağı yok. Aslında şöyle, önce olay çaresizlikle başladı. Yani yapabileceğim bir şey yok, cepte para yok. Anne baba hasta. Allah'tan kalabileceği bir evim var. İlk yerde yattım zaten, şaka yapmıyorum. Yatak matak yok. Ondan sonra olaylar şekillenmeye başlayınca yavaş yavaş kütüphaneleri kurdum. Okumaya başladım. Okudum. Motivasyon başlangıçta hiçbir şey değil. Yani durumu kurtarmaya çalış. Annenin babanın yanında olmak zorundasın. Çocuk var. Beraberinde işte imkanlar yoksa evde geçireceksin. O zamanlar ucuzdu. Bir torba kitap alırdım. 9 günlük tatile öyle girerdim. 10 tane kitabı bitirirdim. O şekilde çıkardım. Sonra fakat bu yoğurt meselesinden birlikte olayın şekli değişti. Biyolojiye yeni bir format atabileceğimi, tıpta arkadaşımızın söylediği eksik paradigmayı kurabileceğimi gördüm. Bana göre insan vücudu aslında iki canlıyı içinde barındıran bir bileşik sistemdir. Bu bir liken sistemidir. Bu sizin evrim olarak adlandırdığınız bütün düşünceleri çok başarılı bir şekilde ekarte edebilir. Çünkü ben önce kendi kendimi ikna etmeye çalıştım. Kendi kendini ikna etmek çok zor. Önce kendini ikna edeceğim. Boş şeyle olmuyor. Bir şeyi söyleyebileceksen eğer halkın önünde rahatlıkla iddia edebileceksen önce kendi kendini bu konuda gerçekten tutarlı olduğun konusunda ikna edeceksin. Ve ben parça parça bunları şey yaparken okuduklarımın hepsi işime yaradı. Mısır piramitleri çok işime yaradı. Kas, kemik sisteminin oluşumu Horasan harçlarıyla benzerdi. Horasan harçları bütün o eski antik yapıların, Roma'nın bütün şeylerin kurulduğu sistemdir. Bu organik bir harçtır. Sistem kendi kendini kalsifiye edebilir. Ve o yüzden yağmur gördükçe daha çok sertleşir. Yağmur gördükçe daha çok sertleşir ve yırtılamaz, yıkılamaz, parçalanamaz. Biz buna Horasan harcı diyoruz. Kullandıkları malzemenin ne olduğu net olarak biliniyor. Ama bunu gördükten sonra osteoporozun aslında kalsiyum eksikliği olmadığını, bize yalan, yanlış anlatıldığını, osteoporozun aslında matris bozukluğu olduğunu, aynen alveolde nasıl implant tutmuyorsa onda da matris olmadığı için kalsiyum bağlanmıyor. Çünkü fizik şeyciler, eczacılık öğrencileri çok iyi bilir. Yani bir matrikse bir şey bağlamak istiyorsan önce matriksin olması lazım. Matriks yoksa içine neyi çöktüreceksin ki?
Çöktürdüğün şey tebeşire döner, atarsın kırılır. Bunlar motivasyonumu artırdı ve ben sonunda evet dedim, tıpta ilk defa elle tutulur bir şey söyleyebiliyorum. Bu elle tutulur bir şeyi yazılı hale getireceğim. En son bayramda oturup onun eskizlerini çizmek için Aydınger'in üstüne geçirmeye çalıştım. Sonra bir grafiker arkadaşımı aradım. Bunu Aydınger'den mi taratayım yoksa baştan mı çizdirelim diye. Çünkü ne yaparsanız yapın, her şeyi baştan çizmeniz gerekmiyor da telif haklarından ötürü en azından bir de emek, kendi emeğinizi koyacaksınız. Renklendirilmiş şeklini çizmek işime geldi. 5 tane kitap yazdım. 2 tanesi nehir söyleşisi, 3 tanesi yazımdır. İki yemezlerdir. Bunlar da motivasyonu artırdı. İkincisi mesela çok iyi gidiyordu. Tabip odasının soruşturmasıyla sonuçlandı. Hiç kırılmadı. Kırıldığım bir tek şey vardı. Bana gizlidir diye gönderdikleri soruşturma yazısını başucumdaki komodinin birinci çekmecedesinde rastlantısal olarak buldum. Yani bana teslim edilmemiş bir şey yollamışlar. 15 gün cevap hakkım var. Eğer cevabı vermezsem suçlu kabul edecekler ve ben laf olsun diye aslında içinde benim için önemli olmayan çekmeceyi görünce gizlidir diye İstanbul Tabip Odası'ndan gelmiş olan bir mektup açtım içini. Böyle işte haysiyet divanında soruşturulmaktasınız falan filan. Bir sinirlendim. 5 sayfa yazdım ve elimle 3 nüsha sekreterlerine bile dağıttım. Bu ne saçmalıktır diye. Böyle bir haysiyetsizlik olabilir mi? Suçluyorsan suçla ama elime tebliğ edeceksin. Böyle bir şey olabilir mi? Bunlar motivasyonu artırdı ama esas motivasyonu şu an Rönesans'ın olabileceğine inanıyorum. Olur. Türkiye'den mi çıkar çok emin değil. Çünkü batıdan gelen rüzgar kasırgaya döner. Anlattığınız hikayelerin bütünü Amerika'da nasıl yapılmışsa bizde nasıl yapılıyor lan diyor. Burası daha eksik olduğu için değil. Çünkü sizi yetiştirenleri yetiştirenler rahle-i tedrisi Amerika'dan aldılar. Çünkü Amerika şu an hakim otorite. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en azından böyle. Onlar kural koyucu, onlar kriter belirleyici, onlar işte normları koyuyor, onlar uzunluk ölçülerini belirliyor, bilmem ne yapıyor falan filan. Ha onun için mesela deneyebilirim ama elimde bir internet sayfam var, elimde şeyim var, açın yavuzbizdar.com. Abone olursanız her hafta yollanan yazı size de gönderilecek. İlk defa siteyi geçen hafta değiştirdik yapım olarak, yapısını değiştirdik, içerik aynı, içerikte bir değişiklik yok. Her hafta bir yazı. Motivasyon, Rönesans'ın olabileceği beklentisi, yani biraz yüksek ve olabilir gibi görünüyor. Ama bunun için tabii bir fiil çalıştın, oturduğun yerden şeyini büyütürken Rönesans olmuyor. Gerekirse nereyi istiyorsa oraya gideceksin, Afyon'a gideceksin. Pazar günü Türk Mısır çağırdı. Medical Students bilmem ne bilmem ne programı Ankara. Normalde beni çağırmazlar çünkü onlar ortodoks tıpçıdırlar. Bana ne soracaklar bilmiyorum ama muhtemelen bu tatta bir kariyer mariyer falan söyleşisi yapacağız ama yarım saat onlarla işimiz. Bunun için ama sabah 8 hızlı treniyle gidip akşam 8 hızlı treniyle geri döneceğim. Ne olacak bunun için? Yatabilirim pazar günü sabahtan akşama kadar. Sor. Buyur. Ben şöyle bir şey soracağım. Şimdi biz bitkilerle, limonla, salatalıkla çok şey toksin alıyorsak toksinlerden nasıl kurtulabiliriz? Yani aradıklarımızda mı kurtulabiliriz? Herhangi bir detoks suyu içerek. Çünkü bize önerilen toksinlerden kurtulmak için önerilen detoks suyu da maydanoz, limon. Bunlar da eğer toksin içeriyorsa biz nasıl bir beslenme? Maydanozda çok toksin var demedim. Limonun içinde ama doğrusunu isterseniz o şey var. Bunu kabul etmek zorundayım. Portakal meselesi çok ağır hikayedir. Portakal meselesi bizim enstitüde yaşandı. Orada da arkadaşlarımızın kıvraklığını maalesef gördüm hocam. Yönetim kurulundan bir portakal sormuşlar ve dilimlemişler. Bu portakaldan yiyenlerin birer dilim yedikten sonra bulantı ve kusma sendromu gösterdikleri anlaşıldığında bizim şey... Adli tıbba gönderdi portakalı. Portakal bilindik marketlerden birini almış. O sırada market televizyonda suyunun bilmem nesine kadar hepsini analiz ediyoruz diye reklam yayınlıyor. 20 çeşit tarım ilacı çıktı içinde dışında. Ve bir dilimiyle 80 kiloluk adam zehirlendi. Ve ben haklı olarak dedim ki şimdi dedim bakın bu bir sorumluluk. Siz bu zehirlenmişsiniz. Siz dedim bunun dedim. 2-3 tanesinin sıkılıp çocuğa içirtildiğini düşünebiliyor musunuz dedim. Yani çocuğum sağlıklı besleniyor diye. Tavsiyem şu efendim. Yediklerinizi içtiklerinizi olabildiğince insin alın. Detoks mantığı değil. Birinci sırada yoğurdu tutturacaksınız.
ya da yoğurt olarak alabileceğiniz gerçek yoğurt varsa ki Afyon'da da vardır mutlaka. Alacaksınız ama piyasadaki yoğurt ürünlerinin bütünü endüstriyel şekilde homojenize edilmiş sütten hazırlanır. Onların yapısı tamamen farklıdır. Onların bir biyolojik aktivasyonu yoktur. O yüzden uzun süre kalır fakat buna karşılık bunu yapan firma Activia diye gerçek yoğurdu ayrıca yüksek fiyatla satar. Activia, küçük şey. O işte probiyotiktir. O dediğiniz şeyleri sağlar. Yani sistem bir taraftan bunu yaparken öbür taraftan diğerini yapar. Bunları hepsini okuyarak öğrendim. Çok böyle kendinizi kasmanızı şey yapmanızı da istemem. Yani kolay içilmesin. Niye içilmesin abi? Yani kolay içilmesinde ben bir şey görmüyorum. Ha bir litre kolayı içelim mi? Yani bir litre kola fazla olur. Şekerlik olarak da fazla olur. Şey de olur. Bir de ice tea'nin bilmem nesi. Ice tea tam için ama yani şimdi terlemiş çocuk reklamda. Basket oynamış, terlemiş çocuk bir litrelik ice tea'yi dikiyor. Ayağım şeker komasına girer. Bir litrelik ice tea'yi açken karnı içerseniz hakikaten sağlam şeker şeysi yapar, yükü yapar. Bu ciddi anlamda sorun yaratır. Hiçbir cips yemeyelim, iyi. Ama çocukları gördüğüm, marketlerin üçte biri farkındaysanız cips. Ve öyle böyle değil yani, böyle böyle cipsler. En kocamanından, en bilmem nesinden. Bir kere başladığı zaman durmuyor. Ay çekirdeği çitleyen kalmadı artık. Cips yiyor çocuklar. Eskiden bunlar yoktu. Şu an var. Bunlar tabii ki bir hormonal kayma yapacaktır. Erkek çocuklarına bakıyorum metrolarda. Şu hareketi çok yapıyorlar. Bu hareket, bilmiyorum farkında mısın ama tavuklarda yapılır. Şu hareketi yapar. Yani ibiği sallama hareketi. Bu hareketi yapıyorsa bir hormonal kayma başlamış demektir. Ve ben bunu net olarak maalesef gözlemleyebiliyorum. Hani efeminizasyon ayrı. Efeminize yani zaten. Hormon düzeyleri sayı kayıyor. Bir yandan işte olayın bilmem ne boyutu bilemem ben abi. Nüfusun kontrolü gerekiyor anlaşılan. Bu tarafa doğru bir eğilim var. Fakat bu çok iyi bir şey değil. Herkes kendi rolünü oynar. Sor, buyur. Benim mi? Hocam bazen hedef belirlersin hiçbir şey olmaz. Ben hedef belirledim baktım bir şey oldu. Yani hedef şu. Disiplinini sürdür. Yani sabah 5'te kalk. 6.30'da hastane ol. Maillerin yanıtla. Gereken yardım yapılacak kimse varsa hepsine ver. Sonra saat 9.30'da öğrenciler geldiğinde birebir markajı al. Yani 3 gelmiş hay Allah şimdi uğra. Hayır. 3'ünü al beynini yiye kadar böyle 12'ye kadar beyinlerini ye. Bu dediklerimi anlat onlara. Aynı şeyi anlatıyorum çünkü. Arkasından onları gönder. Birinci hedef bu disiplinin tutunulması. Çünkü disiplin tek başına çok önemlidir. Yani siz erken yatmazsanız ertesi günde uyursunuz. Siz işte 3'ten önce yatamadım. Yatamadın abi ne yapacaksın? 9'da sen benden ne hayır bekliyorsun ki yani? Kendinden ne hayır bekliyorsun? Sürdürler bir gece böyle olur. Bir gece olur ona bir şey diyemem. Ama rutinimde ben 2'den önce yatmam derseniz ertesi gün sabah derslerinden bir sonuç alamazsınız. Ve bunlar birikmeye başlar. Birinci hedef rutinin sürdürülmesi. İkinci hedef kitabın oluşturulması. Bu kitabın hatta İngilizceye çevrilerek orijinal Londra piyasasından sokulması. Şu an hedefim o. Yani Türkiye'den bir şey çıkmıyor. Benden çok kitap istediler. 5 kitabın 2 tanesini ısmarlamayın. Bir tanesi Julia ile Akşam Yemeği. Hayatımda yazmaktan en çok keyif aldığım kitaplardan bir tanesi. Scientific fiction gibi yazmaya çalıştım. Arka planında aslında bir ötekileştirme öyküsü de anlatan bir kitabı yaptım. Fakat en sonunda geldiğimiz noktada ben kitabın düzeltmesi için hocam bayram öncesi cumartesi Kadıköy'ün bir kör kahvesinde kör ışık altında yanı karşı sinirlendim artık. Ya siz istediğiniz kitabı bilabeden size kitap yazdım. Bayram öncesi diye tutturdunuz. Söveceğim, sömküreceğim ama karşıma genç bir çocuk geldi. Dedim sen kimsin? Vallahi dedi bilmem ne abla tatile gitti dedi beni gönderdi dedi. Ona da bir şey söyleyeyim dedi. Sonunda bir tek bir şey istedim. Fakültenin içinde bir billboard var oraya dedim reklam koyun dedi. Hiç olmazsa dedim şeyi kurtaralım. Yani Yavuz Dizdar kitap yazmış diye fakülte içinde meslektaşlar görsün onu da şey yapmadılar. Ve ben pandemide o yayın evini bastım. Normalde böyle şeyler imzayla bağlanır. Bastım ve dedim o sözleşmeyi şu an dedim feshediyorsunuz. Hiçbir şey diyemediler. Bazen de altı patları çıkarmak gerekiyor.
Çünkü bunun böyle olacağını tahmin etmemişlerdi. Yani ne olacak, ikna ederiz falan diye düşünüyorlardı. Şimdi gelmiş aynı kişi yeniden bana kitap yapsana diyor. Diğer yayın evi aynı şey dedi, kitap dedi, ona da yazdım. Çıkana kadar çok iyiler, çıktıktan sonra yoklar. 200 bin satar, ne 200 bin, 2 bin falan bile satmıyor. Hedef o yüzden kitabı Türkiye'den sokmak değil. Türkiye okumuyor. Okumayan ülkeden bir şey olmaz. Siz o yüzden okuyacaksınız. Sabahattin Ali okuyacaksınız, edebiyat okuyacaksınız, yakın tarih okuyacaksınız, felsefe okuyacaksınız. Birbirinizle bunları müşahede edip, tartışıp arkasından aktaracaksınız birbirinize. Hedef bu. Gençlerin geleceği. Ben çünkü aslına bakarsanız kendi hedeflerim açısından fena durumda değil. Ama yani bedavaya ekmek olmaz. Onu biliyorum. Çalışmanın karşılığı olarak alıyorsun. Yarın gideceğim İstanbul'da konuşma yapacağım. Pazar günü sabahleyin gideceğim bilmem nerede konuşma yapacağım. Salı sabahı yine böyle bir yayın için bilmem nereye gideceğim. Ondan sonra tekrar döneceğim. 2-3 tane daha hasta göreceğim. Salı günü 23 Nisan. Muhtemelen 23 Nisan'da da hastaneye gidip çalışacağım. Yani Haziran'a kadar bu iş böyle gider. Ondan sonra yaz döneminde işler durur. Ama artık herkese sana da bir kitap yazarım demiyorum. Sadece ciddi katılım olursa geleyim diyorum, onu söylüyorum. Ve bugün katılım için müteşekkir. Dikkatli dinlediğiniz için müteşekkirim, arkaları görebiliyorum. Çünkü dinlemek var, dinlemek var. Ben insanlarda en sevmediğim görüntü, bunu sakın unutmayın. Başkasına yapmayın. Çünkü bu dışarıdan fark ediliyor şu. Salona bakıyorsun, herkes böyle. Ulan diyorsun yani sabah toplantısını istediğin kadar yap, istediğin kadar yoklama iste. En senin sevdiğin meslektaşların böyle. Ya ben ne anladım ki bundan? Yani iki lokma bir şey tartışacağız, iki lokma bir şey konuşulacak. Ne oynuyor bari, ne bakıyor diye bakıyorsun. Çiftlik oyunu var, fark. Ulan dedim, bari dedim domuzlara falan isim verdim. Mesela birine Yavuz var dedim. Yavuz'u dedim, sosise yolda öyle bir zayıflasın Yavuz dedim. Güldü. Bunu yapıyor. E parmağı durmuyor çünkü. Soru. Buyurun. Hocam öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Benim sorum şöyle. Ezberlemek için yanlış bir öğrenme şekli değil. Bir noktada öğrendiğimiz şeyleri unutuyoruz. Bunları da ezberlemek zorunda kalıyoruz bence. Unutmamak üzerine tavsiyeleriniz var mı? Yani daha doğrusu size güçlendirmek adına tavsiyeleriniz var mı? Naçizane merak ediyorum. Çok çok teşekkür ederim. Güzel. Benim değinilmesi mümkün olan yerlerden bir tanesi. Kullanılabilir bir örnek var mı diye bakıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, olay bir yer birbirini tekrar. Bu bir örümcek ağının kuruluş modeli aslında. Dediğin şey tam. Örümcek ağının kuruluş modeli. Bir örümcek ağını nasıl kurar? Bakın bir örümcek buradan karşı tarafa ağ kurabilir. Bu noktadan karşıya ağ kurabilir. Nasıl yapıyor biliyor musun? Önce tepeye gidiyor. Tepeden iki tane bunun takımı var. Birinci salivasyon takımı orofasyen. İkinci salivasyon takımı ampuller. İkisinden de iplik çıkarabiliyor. İki ipliğin damatikleri değişik. Buradan ağzından salarak geliyor. Ve ortada salınır halde tek bir örümcek olarak kalıyor. Sonra burada ampulladan bir büyük büyüyecek paraşüt açıyor. Sonra rüzgarı bekliyor. Rüzgar sallıyor, sallıyor, en sonunda örümcek geliyor, buraya yapışıyor. Buraya yapıştıktan sonra ağzıyla ağı yiyerek, ampullasından yenisini çıkararak ortasına geliyor ve tekrar ağzıyla aşağıya bırakıyor kendini. Şimdi bu şekilde sistemi böyle kurarsanız, başta ezberleyerek başlayacaksın ama ezberlediğin bilgiler birbirine bağlandığında bunu tarihçeleriyle en güzel bağlarsın. Yani sen işte 5 tane bilmem ne arazi diye ezberlersin. Bunları kim bulmuş ya falan dediğin zaman internette bunlara çok güzel bakabilirsiniz. Yani kimmiş Malpighi dediğinizde, Malpighi'nin tabii ki hayat hikayesiyle ilgili çok geniş veri de var, çok makul miktarda Wikipedia bilgisi de var. Onların hepsi doğru. Ve Wikipedia bazı açılardan makalelere üstündür. Çünkü o işin seveni tarafından yazılıyor. Benim böyle 10 tane ciddi review'yu okuyup anlayamadığım şeyi Wikipedia'da bir satırda okudum. Glikozaminoglikanlar diye hücreler arası boşluğu dolduran moleküller var. Okudum. Tamam bir şey olduğunu hissediyorum da
En sonunda dedi ki hiyaluronan sülfatlanmamış olandır. Diğer dördü sülfatlandığı için sabittir. Ama hiyaluronik asit sabit değildir. Sekrete edilir ve vücutta serbestçe dolaştıktan sonra atılır. Bitti. Bunun için Henri Huvan'a yol göstermedi ama bir şey yol gösterdi. Ondan sonrasında ise bunları değişik değişik şeylerle birbiriyle bağlayacaksın. Biraz tarihçesi, biraz şey, implantın tarihçesi. Kim bulmuş bunu? Efendim, ben size söyleyeyim. Protezin tarihçesi. Kim bulmuş bunu? Diş teknisyeni birisi bulmuş. Nasıl bulmuş diş teknisyeni? Bir tane fırıncı varmış. Koç Üniversitesi yayınları. Tıbbın kısa hikayesi diyeceğim ama yanlış hatırlıyor. 28 tıp cerrahi yöntemin tarihçesi. Anlatıyor. Fırıncının kolu çıkıyormuş. Ve fırıncı kolla çalışıyor. En sonunda cerrahlar demişler ki sen bu kolu kullanamıyorsun, keselim. Adam da demiş ki ben kolumu feda etmem. Ben bu kolla çalışıyorum. Bir diş teknikeri arkadaşımız adama aynen o mantıkla bir protez hazırlamış. Ve humerus başına protez yerleştirilmiş. Herif kolunu kullanmaya başlamış. Şimdi bunu bir kere yaptık, bu şekilde bilirsen bir, kongrelerde satacak malzemen var. Arkadaşlarına anlatacak hikayen var. Ama protezin geçmişiyle ilgili kafanın içerisinde artık onun implanta nasıl dönüşebileceğine dair bir model de var. Bu şekilde gittiğinizde o örümcek ağı oluşuyor. Örümcek ağı iki boyutlu değildir, üç boyutludur. Hayvan sekiz bacağı böyle yerleştirdiği zaman titreşimden nereye bir tane sinek yakalandığını bulabiliyor ve doğrudan üstüne gider. Farkındaysanız aranmaz. Çünkü 8 koordinatı aldığın takdirde zikzaktır aslında o. Sen onu planör olarak görüyorsun ama örüntüye baktığın zaman zikzak gidiyor. Hissettiği için koşup onu yakalar. Bu şekilde unutmazsınız. Öbür türlü unutmaya mahkum. Tabii bir detayı tekrar edeceksiniz. Ama hep bileşik tekrar. Yazarak çalışın. Yazarak çalışmak iPad'le çalışmaya çok üstündür. Elinizin işlemesi lazım. Özellikle cerrah, diş hekimi olacak olan arkadaşlar. El becerinizin gelişmesi lazım. Resim çizin. Eskiz çizin. 1000 tanesi internetten hiç önemli değil. Onların kopyasını çizin ama mutlaka kendiniz çizin. Başka soru. Buyurun. Biraz yüksek söyle. Bana bir tane örnek ver bilim. Mesela ben psikolojiyle çok ilgileniyorum. Ama bir şekilde öğrendiğim bilgiler dağınık oluyor ve biraz tarihini öğreniyorum. Biraz kendimi... Size az önce sorduğum şey oydu. Merak ettiğiniz bir şey var mı diye söylerken özellikle bunun için sordum. Bir alanı araştırmak istiyorsanız önce onu da merak edecek bir tane nokta. Psikoloji dediğin zaman bu özelleştirilmiş olarak atıyorum Jung olabilir. Carl Gustav Jung diye başlayabilirsin. Jung'un hayatını okursun, Jung'un teorisini okursun, Jung'un istiyorsan kitaplarını okursun. Cross referanslarla Jung'u etkilemiş olan başkalarını okursun. Jung'un insanın algılayış biçimini okursun. Bu şekilde bir örüntüye bir nüve oluşturacaksınız önce, bir çekirdek oluşacak. Ondan sonra çekirdeğin etrafında geliştirmeye başlayacaksınız. Bu şekilde olursa çok iyi olur. Ama her neyi araştırıyorsanız tarihini mutlaka okur. Çünkü o tarihçe içinde yanlış yapılmış yerler olabileceğini göreceksiniz. Sabah konuştuğumuzda üçüncü moların çıkmadığını söyledi. Ben anatomi kürsüsüne bundan aşağı yukarı 28 yıl önce gittim hocam. Ve orada bizde anatomi kürsüsünde eski olduğu için kürsü çok güzel kitaplar var. Basılma tarihleri 1865. Her birinin kalınlığı bu kadar, büyüklükleri bu kadar. Yani piyasa fiyatının bana göre bir emsali yok. Kitabın kendisinin emsali belki Fransa'da falan vardır. Paris baskısı çünkü. Soboto vesaire gibi anatomi kitaplarının bunlar babaları. Yani Vesalius gibi birinin, Leonardo'nun sonrasında çizilmiş ilk basılı olanlar. Adamlar orada ne çizmişlerdi? Bir baktım, benim için şöyle bir özelliği var. Telif hakkı yok bunların. 1865'te basıldığı için bunları kaynak gösterip aynen basabilir. Hiç kimse bir şey diyemiyor. Fakat herif öyle bir çizmiş ki insanı almış şöyle. Şuradan kesmiş ortasından. Önden bakış olarak çekmiş. Ne gördüm biliyor musunuz? O kadar detaylı çizimde femurların başlarında ligamanlar var. Ligamentum capitis femoris var ama humerus başında da ligaman var.
O zaman dedim ki amine oluyoruz. Çünkü Humerus başında bize ligamen öğretilmedi. Ama şimdi hocanız beni teyit etti. Dedi ki ikinci, üçüncü premolarla bir molarlar çıkmıyor artık dedi. O zaman ben de diyebilirim ki insanlar değişirken Humerus başındaki ligaman 1865'te varmış ve çizilmiş. Çünkü bu atlanabilecek bir şey değil. Bir teferruat değil bu. Kocaman ligamanı çizmiş herifler. Ve mantıken evet ikisi de eklem yapısı olarak aynı. Oynar eklem, başlıklı. Tabii ki bunda da niye ligaman olmasın? Olması gerekir. Doğrusu bu aslında. Zaman içinde değişmiş olabileceğini de görebiliyorsunuz. O yüzden tarihçesiyle vesairesiyle bir nüve oluşturursanız onun üzerinden gidersiniz. Bazen de sırf kafanız rahatlasın diye alakasız bir şey okuyun. Olan o. Yani konuyla ilgili olmasın. Çünkü bunalırsınız. O bunalma anında bunu geliştirmeye devam etmek için başka bir tarafından geliştireceksiniz. Şiir okuyun, roman okuyun. Kendiniz yazın. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Saat 9. 20 var o zaman, 20 var. Bir de çıksak yeter. Tamam. Sor. Buyurun. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun. Şimdi ben toplumda bazı insanların yaptıklarıyla, yaşadıklarıyla ya da konuştuklarıyla saygıyı hak ettiklerini düşünüyorum. Siz de 6 aylık üniversite hayatım boyunca beni etkileyen ikinci kişiydiniz. Onu söyleyeyim öncelikle. Teşekkür ederim. Şimdi söylediklerinizde değerler var. Birincisi kim diye soruyorlar burada ne abi? Birincisi Leonardo da Vinci'ydi tabii ki. Yok, birincisi Aycan hocamdı. Aycan hocanıza koca bir alkış. Evet. Hocam size bir hani toplumda illaki duyulan bir saygı vardır. Bu kişilerin size affettiği bir şeydir ama siz kendinizi bu konuda yeterli görüyor musunuz? İnsanların size saygı göstermesini veya toplumdaki gördüğünüz saygınlığı yeterli buluyor musunuz? Yoksa kendinizi normal bir insan olarak mı tanımlarsınız? Birinci sorum buydu. İkinci sorum da önemli olan içimizi doldurmamız demiştiniz. Size göre öğrendiklerinizde siz bir blockchain seslerden misiniz? Yoksa içinizi doldurabileceğinizi düşünüyor musunuz? Valla iç ne kadar genişletilirse o kadar genişlediği için aslında tamamen doldurulamaz. Çünkü içiniz genişler normalde. Yani siz sığsanız bunu doldurmak kolaydır. Ama biraz böyle işte kendinizi tasavvuf olmadan vurursanız o zaman iç zaten genişlemeye başlar. O zaman doldurmaya devam edersiniz. Ama kütle olarak ağırlaşmaya başlarsınız. Şimdi toplumun bana saygı göstermesi, beni saygı göstermesi inanın çok fazla şey değil. Çünkü önemi yok. Belli bir noktayı aştıktan sonra onların saygısı, sevgisini kazanmak beni mutlu ediyor. Ama önemli olan benim kendi kendimi sayıyor olmam. Bu sayıyor olmam da şunu gerektiriyor. Asla ve asla diğerlerine karşı kendini yüksek bir mertebeye koyamazsın. Koyduğun takdirde kaybedersin. Yani ben bir şey olduğum dediğin anda bitmişsin demektir. O yüzden hiçbir zaman ben biliyorum, ben bunu biliyorum, işte benim dediğim doğru, ben esas biliyorum, ay bunu söyleyemezsin. Onlar insanlar gibi olmak zorundasın. Benimki zorunluluktan bir miktar öyle ama ben bundan şikayetçi değilim. Zaten şikayetçi olmamayı öğrendiğim zaman iç huzuruna erdim. Öncesinde bakın dedim. İş adamı olmaya çalıştım ama doktorluktan para kazanamayacağım anladım. Ben başarılı bir şekilde hastadan para alamıyorum. Yani bizde hastada söke söke parayı alan da var. Söke söke çekmecenin içine para attıran da var. Şaka yapmıyorum. Para attırıyor, açıyor, at bakayım şuraya diyor, attırıyor. Yani ne atarsa. Beğenmezse söyleyen var, bu paraya bu olmaz diye. Bunların hepsi illegal hikayeler. Ben bunları zaten beceremiyorum, legalini de beceremiyorum. Ben insanlara yani 100 liraya yapılacak bir şeyi 10 bin liraya falan pazarlayamam. Bunları da biliyorum. O yüzden ben tıptan para kazanamayacağım. İnancını kesin elde ettikten sonra bari iş adamlarından para kazanayım dedim. Dünyanın, Türkiye'nin en iyi ekonomi gazetesinde yazıyorum. Dünya gazetesi. Köşe yazıyorum. Orada da saygınlığım var. İnsanlar beni seviyor, sayıyor. Yani patronun söylediği laf, ya bu adamın ağzından çıkan her şey kabul edilebildiği için dedi. O adam mecburen dedi, üstünde dedi, böyle şey olarak, yük olarak duruyor dedi. Çünkü kim gerçekten başı sıkışırsa bana soruyor. Olurum olup olmadığını soruyor. Ben ona doğrusunu söylüyorum. Yani meslektaşı kayırayım diye ya tabii derim o çok iyi. Hayır. Bunun oluru yoktur diye de. Yani kendinizi boşuna umuda kaptırmayın. Hastanın suratına söylemem. Yakınına söylerim.
büyük beklentilere girmeyin. Bunu hastaya söyleyemem ama şey yapamam aynı zamanda. Bunların hepsini şey yaptığımdan sonra anladım ki iş adamlarından belki para kazanabilirim. Çünkü Nezih abi demiş. Şirketi kurduk işte. Oldu, olmadı. Olmadı. Yani insanlar bir garipler. Hayatımdaki en büyük insan düş kırıklığıdır. Ben çok insandan kötü düş kırıklıkları yaşadım. Çok canım arkadaşlarımın annelerinin tedavisinde elimden geleni yapıp kapıya kadar geçirdim. Bunlar benim. Oradan buradan o lise arkadaşlarım değiller. Kapıda çıkarken çocuk bana döndü, kendini bir bok olma zannetmedi. Bunu söyledi yani. Annesini el bebek, gül bebek, palyatif tedavisini yaptık, kapıya kadar geçirdim. Yani iyi bakın kendinize bilmem ne. Döndü ve sakın kendini bir bok oldum zannetmedi. Bu kadar ağır konuşamayayım. Onları da yuttum. Hiç şeyim olmadı. Demek ki 50 yaşına geldiğinde iki şey. İnsanlara yaranamazsın, insanlara güvenemezsin. Sonrasında hayat kedilerle geçmeye başladı. Çünkü insanlara yaranamazsın, insanlara güvenemezsin. Kedi öyle değildir. Yani kedi nankör falan değildir. İşine gelirse gelir, işine gelmezse gelmez. Ama geldiği zaman da yani gelir, baş ucumda da yatar, ayak ucumda da yatar. Şey değildir. Sonrasında bu hırslardan arındıkça gönül gözünüzün açıldığını göreceksiniz. Yani bir şeye sahip olma, onu işte en iyi oyun, en iyi benim, son Highlander ben kalacağım, öbürünün de kellesini götüreceğim şeyinden vazgeçerseniz, o zaman üçüncü gözünüz açılır. O zaman içrek bilgiyi görmeye başlayacaksınız. Schrödinger'i tekrar hatırlatıyorum. Mesele yeni bir şey görmeniz ya da bulmanız değil. Mesele zaten görülen ve bilinen herkes tarafından şeyi farklı bir şekilde yorumlayabilmenizi istiyoruz. Çeneler neden alt çene? Özellikle bizim kemoterapi vesairede kullandığımız bir ilaç sonrasında kırılgın kanlaşıyor. Neden? Çünkü çeneliler diye bir alem var. Çünkü çeneliler alemi kemiksi balıklardan başlayan bu özellikle alt çene yukarıya doğru bu öne doğru çıkması bu bir aşamadır. Hayvanlarda canlılarda bir aşamadır bu. Fakat bunu öyle bir tini hale getirir ki şu ses, bu ses sadece buradan çıkar. Bu kadar ince bir sesi başka türlü çıkaramazsınız. Çünkü bunun örüntüsü ince. Ama bunun örüntüsü de incedir. Dolayısıyla burada bir nekroz başlarsa, bu nekroz aynen buz üzerinde yürüyen birinin buzu kırması durumunda onun ilerlemesi gibi ilerler. Bunu görebilir hale geliyorsunuz. Üçüncü gözü açabiliyorsanız o zaman gereksiz yere bondromat falan verilmemesi gerektiğini anlıyorsunuz. Çünkü onlar bu çenenin iç yapısını kristalize ediyorlar. Kristalize edilmiş bir şeye implant da çakamazsınız. Çakmaya çalıştığınız anda parçalanır. Buza bir şey çakamazsınız. Buyurun. Öncelikle çok teşekkür ediyorum hocam. Güzel sohbet için. Okunmazsa olmaz ya da mutlaka okunmalı dediğiniz 5 eser tavsiyesi alabilir miyiz sizler? Okunmazsa olmaz diyeceğiniz eserler içerisinde edebi olarak bir şey söyleyemeyeceğim. Ben edebiyat okuru değilim. O kutsal kitapları okuyacaksınız. Net. Okurken de böyle şey değil. Düz olduğu gibi çevirisini okuyacaksınız. Bütün hepsini okuyacaksınız. Okurken de böyle bilmem ne işte öyle yok değil. Kendi kendiniz okuyacaksınız. Bunu oku. Çünkü bunun okunmasında alegorik olarak buraya söyleyemediğim çok şeyleri var. İnsanoğlu özellikle tıbbi bilimler içerisine girdiği zaman cennetten kavulmuş Adem Havva gibidir. Bunu her derste, başlangıçta överdiğim alegori budur. Neden bunu söylerim? Dini bir gönderme nedeniyle değil. Yeni bir dünyaya gönderilmişler. Eğer onlara kelimelerin, adların ne olduğu söylenemese hiçbir şey anlamayacaklar. Çünkü isimleri de bilemezsiniz. Yani yeni bulunan bir şeyin isminin farkındaysanız konulamıyor isim. Ama bunun için elmayı ısırdıkları zaman bilinci kazanmış oluyorlar. Elmayı ısırmak bir sızlanma falan değil. Her şeyi yaratan bir şey bilmiyorsanız. Üretim hatası mı var diye bakıyor. Yok eder bir daha istiyorsa şey yapar. Mesele o değil. Elma bilincin açılması. Bu bilinci aslında açılmasının siz elinizdeki telefonlarda da görüyorsunuz. O ısırılmış elma figürü iPhone'dur. Adamın kızının adı da Eve'dir. Yani Havva'dır Steve Jobs'un kızının adı. Adam bunu bilerek o aleti yapmıştır. O nedenle
Bu öğretileri bir kere okuyacaksınız. Tercihen birkaç kere. Değişik değişik zamanlarda. İkinci bir tane okunmasını istediğiniz şey varsa Küçük Prens'i okuyacaksınız. Küçük Prens hayatınızın değişik çağlarında bir daha okuyabilirsiniz. Zaten birkaç saat içinde okursunuz. Her okuduğunuzda farklı bir şey ortaya çıkacaktır. Beş diye saydığınız inanın diğer ikisini üçünü mesela şey yapamıyorum. Kendi koyduğunuz mutlaka bir günlük tutun. Eski günlüklerinizi okuyun. Nasıl bir insanmışsınız bunları görün. Oraya lütfen duygularınızı not alın. Eski yıllıklarınıza bakın, eski şeyleri. Çünkü bu biri bugünle yetinirseniz unutacaksınız. Geçmişi bilirsiniz, hatırlarsınız. Ama özellikle onun dışından inanın bana 2-3 tane daha kitap sayabilirim. Hani şu kitabı kesin okuyacaksınız falan. Öyle bir şeyim yok. Öyle bir şey söyleyemem. Bazı kitaplar bazılarını çok mutlu eder, bazılarını çok şey yapar, bazılarını çok etkiler. O günkü insanın o duygu durum haliyle de ilişkili olabilir. Yani bir gün o şiiri dinlersin, ağlarsın, ertesi gün hiçbir şey ifade etmiyordur. Bir şarkı bir anda gözünü yaşartır ama öbür gün mesela işte dımbır 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 bir şeydir yani. Bu önemli ama bu dediğim şeyleri okumak zorundasın. Çünkü insanlığın hikayesi onlarda anlatılır. Martin'i okuyabilirsiniz. Jonathan Livingston. Yani o da mesela size bir şey verebilir. Ama birlikte okursanız daha iyi olur. Bunlar çok böyle uzun uzun şeyler değiller. Yani okuyun, tartışın. Tartışmakta bir zarar yok. Mutlaka tartışın. Saçma olduğunu sakın düşünmeyin. Saçma olan bir şey. Saçma olan insanın bazı şeylerin kendi anlamadığı için saçma olduğunu düşünmesi. O çok saçma. Saçma olan bir şey yok. Zaten olmuş. Başka soru. Buyurun. Meslek hayatında karşılaştığınız en garip vaka neydi? Valla bütün vakalar kendi halinde gariptir. Çünkü anlamazsınız. Dedim ya yani o cennetten kovulmuşluk hali bilinç elde edilmiş ama geri kalan hiçbir şey bilmiyorsunuz. Sizi bilinmeyen bir gezegene bırakmış gibiyim. Orada da birileriyle karşılaşıyorsunuz. Onlara yardımcı bir şey olmaya çalışıyorsunuz. Fakat her vaka kendinden size bir şey öğretir. Garip diye o yüzden bir şey yok. Ben bugün vardığım noktada yaptıklarımızın çoğunun aslında doğru olmadığına inanmaya başladım. Çünkü biz artık insanları insan ya da hasta olarak görmüyoruz. Case olarak bakıyoruz. Bir number, birisi daha geldi. Ne var bunda? İşte T2N1 bilmem ne var. Ne yapalım buna? Radyo kemoterapi yapalım. Ya diyorsun bu adam zaten çok iyi durumdaydı. Sen bu tedaviye başladıktan 2 hafta sonra çok kötü olmaya başladı. Acaba tedaviden olamaz mı diyorsun? Olur mu canım diyor. Standart tedavi bu. Gayet ben böyle söylüyordum. Garip olan bu insanlar. Yani bir şeyi kural olarak gayet üstünde, kılavuz, faydalanabilirsiniz diyor. Hepsinin altında yazar. Bu bir tavsiyedir der. Her hasta kendi hakkı. Bakın Amerikalılar salak değildir. O kadar büyük sistem bu şekilde kuruluyor. Avantajları ne? Kurulmuş olan bir şeyi devre olarak bunu geliştirmiş olmaları. Ama altında yazar. Bu bir guideline'dır. Her hasta kendine göre değerler. Bizimkiler ise siz rica edersiniz biz emir kabul ederiz şeklinde değerlendiriyor. Bu saçma mesela. Yani hastanın kötü olduğunu bile bile o hastaya onu devam etmeye çalışmak saçma. Onun dışında her hastadan bir şey öğrenirsiniz. Her insandan bir şey öğrenirsiniz. Her hayvandan bir şey yok. Sadece sizin avlanıza bağlı. Öğrenirsiniz. Buyurun. İnsanlar doğruyu söylemenin bedelini ödeyemeyeceğini düşündüğü için çoğu insan doğruyu söylemek istemez. Aslında doğrular bellidir. Siz de bu konuda doğruları söylediğiniz için ödediğiniz bedeller oldu mu? Bunun için bir sınır kendinize belirtiniz mi? Çünkü illaki bir sınırınızın olması gerekiyor. Bu soru. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi doğru söylemenin bedeli var mıdır? Var. Söyleme tarzına bakarım. Yani sen şimdi öyle bir söylersin ki neydi? Replik. Türk sineması bu konuda çok verimli replikler. Güzel olduğunuz kadar da küstahsınız. Mesela bu. Yani güzelliğini önden verirsin, küstahlığını arkadan yedirirsin. Kız güzelliğinin coşkusu içinde giderken küstah olmasını da mutlulukla karşılayabilir. Hani çok böyle üstüne gidip
doğrudan cangır cangır söylemediğin sürece lisan-ı münasiple söylersen karşı taraf zaten alınmaz. Şirketler açısından soruyorsun, biliyorum hocam. İlaçlar açısından benim ilaç endüstrisiyle bir alıp verebildiğim yok. Beni ilaç endüstrisi yetiştirdi. Nasıl yetiştirdi? Gazeteci olarak yetiştirdi. Çünkü gazeteci doktor olarak ben toplantılara gittiğimde doktor olmayan diğer büyük duayen gazeteciler. Orada gördüklerinin ne olduğunu üstelik farmakoloji eğitimi almış olarak daha iyi anlatabiliyordum. Fakat bir süre sonra ben de kandırıldığımızı anladım. Çünkü bize sürekli Türkiye abiye yapabilir şeklinde bir gaz verirlerken aslında amaçlarının ardın abiye olmadığı, sonuçta olayın cepte kaç para girdiğiyle ilişkili olduğunu anladığımda çok üzüldüm. Ben safmışım diye. Onlar %40 bakan parayı kesti. Ben dedim şimdi çıngar çıkacak. %40'la hiçbir şey olmadı. %40 para ki 100 lira yerine 60 lira vereceğiz dedi bakan. Ve ilaç firmasından çıt çıkmadı. Bir yılbaşı toplantılarına gittim. Elimde dergiler yapmışım. Onlardan da reklam almışım. Bak dergi. Bir baktım orada. Yılbaşı kutlaması yapacaklar. İşte içecekler falan almışlar. Bir an Alp'in gözü. Çok komik tabii. Alp'in gözüyle böyle geldi. Hani ben, şişeler ve Alp. Bir an baktım böyle. Alp de bir açıklama bulamadı herhalde. Yavuz Bey dedi biliyorsunuz bakanlık kesinti yaptı. Bu sene yerli şaraba dönmek zorunda kaldı. Sonrasında tamam dedik. Size hiç olmaz dostluk bakik. Yani şaraba dönmek zorunda kalmışlar. Dostluk bakik. O yüzden onlarla şey çıkmadı. En büyük sorun nerede çıktı? Yoğurtçular üniversite üzerinden. Aslında bu bir aslında arkadan dolanma. Yani bana doğrudan bir şey söyleyemediler. Üniversite üzerinden soruşturma yolladılar. Onu vektörlük geri gönderdi. Kabul etmiyoruz diye. Arkasından tavuk endüstrisi kaçtı. 5 yıl davalara gittim. Kendim gittim. 5-6 ayrı dava. Edremit'te açıldı, şeyde açıldı. Hepsine tek tek gittim. Yumurta endüstrisi ayrı açtı, onlara gittim. Bunların bütününü sonuçta kazandım. Ama kazandıktan sonra da ben bu davaları kazandım, şerefle üstünüze yürür sizi mahvederim demedim. Uzlaşmaya da gitmedim. Yani uzlaşmadan kastım şu, ilk biz onlarla bulaştığımızda Ritz Oteli'nde 8 firmanın sahibi geldi. 8 firma ne demek biliyor musun abi? 10 milyar dolar demek. 10 milyar dolar. Bu 8 firmanın CEO'su ya da sahibiyle oturduk. Yanımda rahmetli Sinan var. Abi dedi sen içeriye tuvalete gittin, bunlar ne para verelim diye konuşuyorlar dedi. Ben de adamlara dedim ki, bunun parayla bir karşılığı yok. Bazen şey oluyor, buna dedim müsaade etmem söz konusu değil. Hani biraz geri adım atın, 60 günde kesin, 80 günde kesin, tamam dedim. Ama 40 günde keserseniz dedim, bunun açıklanabilecek hiçbir şey olmuyor. Ve maalesef siz bunu antibiyotikle yapıyorsunuz dedim. Bunlar Anadolu tüccarı anam, bunların bilimle bir alakası yok. Daha kötüsü ne biliyor musun? Bunların yerine verdiğimiz akademiydi. Bunlar yetiştirmiş. Yani aynı Amerikan endüstrisi bu akademisyenleri kendisi için Amerika'da yetiştirdikten sonra Türkiye'ye geri göndermiş. Onlar da neferi oldukları endüstrinin savunucusular. Sonuçta davalar bitti. Bunlar Yargıtay'a götürdü, reddedildi, onandı. Tekrar açmak istediler, o da reddedildi. Ama ben de artık üstlerine gitmenin bir anlamı olmadığını kabul ettim ve öyle kaldık. Yani bugün Nezita işçileri size anlattığım hikayeyi yaşıyorlar. Farkında mısınız bilmiyorum. Okumuyorsunuz. Nezita işçileri grevde. Niye? Çünkü Hindistan'dan daha ucuz iş gücü geldi. Nezita işçilerini atacaklar. Çünkü daha ucuzu var. Hindistan'dan geldi abi. Bu yarın bir gün sizin de başınıza gelecek. Daha ucuzu geldiği zaman atılacaksınız. Daha çok satacak olan birisi geldiği zaman eskiden implantı çektik. 3-4 tane implant yapılırdı. Çünkü maksat köprüyü kurmak. Sonra meslektaşlar o kadar ileri gittiler ki dişleriniz daha güzel görünsün diye bütün dişleri sürsün implantlar. Amerika'dan Türkiye'ye lamine yaptırmaya gelen var abi. Lamine. Amerika'dan Türkiye'ye geliyor. Kaç para dedim? Amerika'ya göre çok karlı dedi. 25 bin dolar falan bir rakamlardan söz ediyor ama Amerika'ya göre dedi. Benim Amerika'dan gelip buraya ölçüyü aldırıp gidip tekrar gelmem her halükarda çok zor bir zaman. O yüzden bu açılardan bir şey yaşamadım. Onlarla doğrudan muhatap olmadım. Süt endüstrisiyle aramızda bir şey yok. Bilakis onların toplantılarının aranan yüzü haline geldim. En sonunda ya komik bunlar ama yani onlara da çok kızdım. Çünkü yanlarında Amerikan endüstrisi olmadığı takdirde hiçbir şey yapamıyorlar.
Yani biraz mı düzelmez insan? Azıcık mı bir şeyi düzeltmeye çalışmaz? Yani biraz mı ucundan bir şeyi de bir geri basalım demez? Ha ne oldu? Endüstriler sonunda çiğ sütü raflarda markete soktu. Gidin Carrefour'a yoğurtluk süt olarak çiğ sütü soktular. E ne oldu? Kazandı. Başka soru? Sütte bir zarar var mı? He? Sütte zarar var mı? Hocam bir bardak süt içmekte bir zarar olur. Bir şeyler diyorlar ama. Bir şeyler diyorlar deme yaşınızda değilsiniz. Ben Eli Bedamlı'nın terim. Üniversite öğrencisiniz. Bir şeyler diyor demek komşu Ayşe teyzenin yapabileceği bir şey. Açacaksınız, okuyacaksınız. Değişik görüşleri. Eğer merak ediyorsanız bunları karşılaştıracaksınız ve ondan sonra kendinize ait bir kanaate sahip olduğunuzda evet diyeceğiz, işte biz üniversite öğrencisi olarak bunu görürüz. Böyle olması gerekiyor. Şimdi koskoca öğretim üyesi gelmiş bana bilmem neyi soruyor. Yani hadi öğrenci mesela işte bilmem neyi bilmem ne diyor. Zararlı mı diyor. Onu diyorum, elinde cep telefonu var, aç bak. Değişik değişik görüşler var, karşılaştır. Kendi fikrin de var. Hepsini şey yap. Süt içmekte bence bir zarar yok ama bir bardak. Hani daha çoğunu içeyim, hayvanın çocuğunun hakkı falan hayır. Kutsal kitap esastır o sırada. Kutsal kitapta ne helal kılındı diyorsa odur. Ne kadar içilir? Yoğurt yaparsın yersin, peynir yaparsın yersin. Hepsi aynı şeydir ama benim size mesela bir anda dikkatinizi çekmek için şey yapayım. Süt nedir dediğiniz zaman, süt nedir abi? Süt bir gıda maddesi değildir. Süt yaşamın akışkan formudur. Süt başlı başına bir canlılık formudur. Eksiği tamamlar. Bu eksiği nasıl tamamlar? Saking sistemiyle tamamlar. Kazein parçalanır. Vücuda da zaten protein olarak emilir. Amino asitine dökülmez. Ve bu sistem kendine ait bir canlılık sistemidir. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Daha oraya gelemedim. Oradan sor. Buyur. Şöyle bir şey söyledi. Hani tabii ki direkt bir bağlantısı olduğunu söyleyemem ama hani koronavirüs aşısından sonra da bu hastalığın görülme sıklığı özellikle gençlerde kayda değer bir artış olduğunu hikaye edemem dedim. Evet, bunu ben de söyleyemiyorum. Koronavirüs aşısının özelliklerinin ne olduğu, ne olacağı, ne getirdiği, ne getirdiği onlar bilinmiyor. İnsanlar recognition bayası açıktırlar. Hatırlarken bir takım şeyleri sapıtabilirler. Ama şunu söyleyeyim sana. Papiller karsinomlar normale döndü. Burada görmediğiniz az önce başka bir prezentasyonun içinde Amerika'da 90'lardan beri böyle çıkıyor. Böyle çıkıyor ama. Böyle böyle değil. Böyle çıkıyor çünkü ultrason devreye giriyor. Ultrason yaygın kullanılınca aslında en sonunda radyologlar dedi ki bir santimin altındakilere biz bakmıyoruz dediler. Çünkü bakarsan çıkıyor dediler. Bir şeye bakıyorsan ve çıkıyorsa ve hakikaten patoloğun dediği gibi kötü seyretmiyorsa o zaman patolog yanlış. Çünkü patologlar tıbbın içinde değiller. Kendi güzel laboratuvarlarında klasik müzik dinleyerek tadı veriyorlar ve hastanın bir kez suratını bile gördükleri söz konusu değil. Biz de klinisyenler olarak onlara detaylı anamnez gönderemiyoruz. Sonuçta bunlar klinik patolog değiller artık. Dolayısıyla onların bir klinik karşılığı yok. Bunlar o yüzden tümör cinsi belki olabilir ama kanser değiller. Kendini hiç üzme, bundan bir şey çıkmaz. Sadece sistem para kazanır. Peki efendim. Katılımınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Fotoğraf çekeceğiz, kaybolmayın diye. Tabii onu göstereceğim. Sayın Doçent Doktor Yavuz Dizdar'a konuşmalar için teşekkür ediyoruz. Eczacılık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Cengiz Sarıkürkçü hocamızı sahneye davet ediyoruz. Ya şey, oradan
telefonla benimkinden de çekin. Sonra çünkü o sonlara ayıklayıp bilmem neye ne kadar gelmiyor. O mu benim telefonum? Ben. Düzenleme ekibi toptan buraya gelsin. Yok, değil mi? Ortaya geçin. Düzenleme ekibi şöyle. Havadayız. Tamam. Bir de salonu aslında aldık ama biz şöyle geçelim, oradan salonu. Yani hep birlikte. Siz oturun hocam orada. Yani şöyle oturayım. Yok, ben böyle oturayım. Arkaya doğru. O parçalara. O parçalara denge gerekiyor. Salonu çekin. Yok. Şunu arzisi taşıyamayabilir. Yok hocam. Ya o sandalyelik bir durum yok ya. Şöyle arkayı görecek için nasıl şöyle ayaklarım? Arkayı çekin. Hocam siz de buyurun buraya. Şöyle gidin. Arkadakiler ayağa kalkabilirler siz de. Alo. Arkadakiler ayağa kalkın. Ha, kalabalık gösterin. Zaten kalabalık. Hocam kendi telefonunuza da verin. Teşekkür ederim. Tamam. Katılımcı çok teşekkür ederim. Bir şey ekleme verelim. Bundan ben o şeye binemeyeceğime göre